بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كان سفر درستا قيس موضوع قبل شوديك هاي بات ها وأنس بو كينجس تواجد واجد وجود استلاحلار bu halatlar bu yerde kişinmelerini nazarda tutuladı. Üns birgelikten hatırcamlik düş, huzur alış degen. Üns. Mesela bir kişi ben kitaptan üns tapamam dese, kitap bilen bulsam zelikmeyim ben, kitaptan huzur alımen, kitap bilen birgelikten lezzetlenemem. Ve hakeza. Şu mananımda, üns'ün manası aslında şu. Yani el-uns billah'da Allah subhanahu ve ta'ala bilen birge buluştan kalp Allah'a bağlanıştan huzur alsa şunu uns deyiledi. Uns'da kişi kıpırak cemali sıfatlar bilen buladı. Haybette celali sıfatlar bilen. Haybette kişi de korku. Korkumuz yani mehabetleniş fayda buladı. Korkunu yukarırak şekli buladı. Endi o'sha holatni ham o'tgan safargi darsda aytdilarki, uns bilan haybat, unsdan haybatga, haybatdan unsga o'tib turish ham muhaqqiqlarning nazdida nuqson sanaladi. Nimaga desam, o'zgarish bo'lgani uchun. Agar o'zgarish bo'lmasdan qalb bir xilda Alloh subhanahu va taologa bog'lanishi bir xilda bo'lsa, hayatı özgürmese, sabit dursa, bu ondan yukarı. Haybet bilen ünsüne almışkenden yukarı değildi. Bu yapılarında kimler gelir? Galeti eriş duyuruşu mümkün, bizge garip duyuruşu mümkün. Bunu ulamalar o şey, özellikle kıskırgen derslerini yazıp kaldırışken. Aslı bu derse sünnette var, sahabe-i kiramlarda var, halet bugün. Biz ötken sefer Ubad ibn Zubayr'ni raziyallahu anhu yine Abad ibn Bişr raziyallahu anhu'larını zikir kıldık. Başka sahabe-i kiramlarda ham o düşünce okşayan halitler bugün Abad ibn Zubayr raziyallahu anhu Mekke'de, Mekke-i Mukarreme'de haramda namaz okuyakkenlerde haccaç bastırıp kegen Mekke'ye ve haramını topka tutken Abad ibn Zubayr'ni çapanını bir çetini top alıp gitken yırtı. O kişi namazdan kamillenmesine koyuyor. O sahabe-i kiramların umumi halatı şuna kabul ediyor. Yani fakat falan şeymez. Umumi ekserlerinin halatı şundayı boyuyor. Hubeyb raziyallahu anhu esir düşken de katilge alıp gelişken de iki rekat namaz okup keyin özlerini tavşırıyorlar. O şundan keyin sünnet boyuyor. Kimi ki qatl qilinsa iki rakat namoz o'qish. Hatto Abdulla Qodiriylar ham o'qishgan shuni. Ikki rakat namoz o'qib taolat qilib yanga, toki Alloh subhanahu va taoloning huzuriga oxirgi olib boradigan amali o'ziga bo'lgan ibodati sajdasi bo'lsin uchun. Uni Hubayb raziyallohu anhu o'zlari ijtihod qilib qo'yganlar. U kishidan keyin kimiki shu qatlga ro'paro bo'lsa musulmonlarda shu sunnat bo'lib odat bo'lib qolgan. O'sha ham unsdan. Adam mesela katilge hüküm kılınken payeti de adette sudlar diyem ahirge iltiması izahit olin ahirge gap izahit olin de ya ki balası bilen görüştürüp koyuyelik atası bilen görüşmasın degen vedalaşu imkaniyetleri yani ki ahirge aytar sözleri böyle uşanda hem men falancıya salamet vali, pistancı bilen görüş vali falan derse kıvali emez. İki rekat namazı kıvali değişlik şu Allah'a bağlan geldiğinden şu. Ölüm halatı da hem, ölümge düşer bulturgen payet de hem, Allah subhanahu ve ta'ala'ya bugün taalluku özgürmeye. Şu, şu haybet önüsünden basıp otup, karargı yetkililerine derecesi, sahabe-i kiramların derecesi sunuyor. Yani biz ilk sefer, o'sha unsga misol qilib aytdik, faqat uns emas bu, unsdan ham yuqoriga chiqib, uns bilan haybatni almashuvidan yuqoriga chiqib. Uns bor,
Lekin haybat o'z bilan almashish, o'zgarish holatidan yuqoriga chiqib, odam doimo sobit holatda bog'lanadigan bo'lganini belgisi. O'sha sahobalar ikromlarni Urvat ibn Zubayrni holatlari ham va Abdullah ibn Zubayrni namozda qimirlamay turishlari ham va hokazo boshqa aytgan qissalarimiz ham hammasi shundan. Sahobalar ikromlarda ham shunday bo'lgan, tobiinlarda ham shunday bo'lgan, ko'p bo'lgan. Va bu narsa keng yoyilgan bo'lgan. Ammo keyin o'sha xushu yo'qolgan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ilmni ko'tarilishi haqida gapirganlarida ilm ko'tariladi kishilardan deb. Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhudan so'rashgan. O'sha ilm qanday bo'ladi ko'tarilish? Rasululloh aytganlarki, ilmni Alloh taolo qalbingizdan sug'urib qo'yib ko'tarmaydi. Belki oralardan olimlar ketadi, sizlar foyda olmay qolasizlar, o'shundan bo'ladi. İlimni sug'urilishi, ilmni ko'tarilishi qalbingizdan tortib qo'yib bilib turgan narsangiz bilmay qolishingizdan emas. Belki ilm egalari yoningizda turadi. Siz undan olmaysiz bari. O'shunaqa bo'lib ular ketadi, keyin qolganlar ilmsiz qoladi deganlar. İlimni Alloh ko'tarilishi shunda ko'taradi deganlar. O'shuning uchun bir olim ketsa kişilerin arasından Hasan Basri etkiler bir kemtiklik payda olmalıdır İslam alamında. Kıyamet geçe dolmaydı oranı degenler. O şey ilim kütarlılışı kan da olmalıdır degen de Ubadet ibn Samit raziyallahu anhu birinci kütarlılığın ilimi eteyim mi degen? Huşu degenler. Demek ki biz okuyakken daim etemiz. Biz okuyakken bu sarf nahular ondan ki İngil mantık, felsefeler ondan keyingi usul fiqh, fiqh, ondan keyin hadis, tafsir, hammasi asli vasila. Asli ilm, Alloh subhanahu va taologa qandoq munosabatda bo'lish ilmi. Asli ilm shu. Asli din shu. Asli islom shu. Alloh bilan munosabatda qandoq bo'lish. Shuning uchun tasavvufning eng daqiq o'z ta'riflari ko'p, mingdan ortiq, lekin hamma ta'riflarni jamlab bo'lsa, bitta ma'noga yetib boradi deydi. Sidqut tawajjuhi ilalloh. Alloh taologa chin qalbdan yuzlanish. Shu tasavvufning hamma maqsadi shu. Ya'ni ibodat qiladimi, aqidasi bormi, axloq hammasida sidqut tawajjuh ilalloh taologa yuzlanadi doim va sodiqlik bilan. Nafsga aldanib yoki shaytonga aldanib yoki birovga uchib yoki boshqa o'zini o'zi xohlagan suratda emas, balki haqiqiy Alloh istagan suratda Allohga yuzlanishdir, qalbning yuzlanishi albatta. Qiblaga qarab namozda turishimiz o'sha yuzlanishning ramzi hisoblanadi, xolos. Qiblaga qarab turishingiz namozda asli qalbning Allohga yuzlanishidan bir ramz bo'ladi. Asli yuzlanish qalbda bo'ladi. Shuning uchun qiblani bilmagan odam tahriy qilib, tahmin qilib o'qsa namoz bo'ladi. Gap asli Ka'bani o'ziga qarashda emas. Asli qalbni Allohga yuzlanishi mazmunida. Shuning uchun namozda hamma a'zolar yenglarini shimarilmasin degani shuning uchun. Hamma a'zo o'zini tashlab tursin. Qarida o'tirganda o'ng oyog'ini ko'tarib, barmog'ini ro'paraga qaratish shuning uchun. Hamma a'zoni qiblaga qaratish. Hammasi shu qalbning tavajjuhi yagona Allohga qaratilganini ifodasi xolos. Qiblaga qarab turishimiz ham, qiblaga qarab egilishimiz ham, qo'lni ko'tarishimiz ham qiblaga qarab. Va at-tahiyotda o'tirganda hamma a'zolarini, barmoqlarini, qo'lni, oyoqni, barmoqlarini qiblaga qaratish hammasi bitta narsa. Yolg'iz Alloh subhanahu va taologa butun vujud bilan yuzlanishni ifodasi. O'sha qalbdan tubidan chiqqanda tasavvuf bo'ladi. Tasavvufning asli mazmuni shu. Endi o'sha hosil bo'lganda kishida o'shani hosil qilish uchun tajriba yo'lini tariqat deyiladi. Hosil bo'lsa haqiqat deyiladi. Endi o'sha haqiqat hosil bo'lganda kishida ma'rifat hosil bo'ladi. Qanday muomala qilishni biladi Allohdan, Alloh bilan. Shuning uchun tasavvuf nima desa, Alloh bilan bandalarining muomalatdagi tajribalarining birtiklari, tasavvuf ilmi nima desa, tajriba birtiklari deydi. Bandalar Alloh bilan bo'lgan tajribalarini yozib qo'ygan. Masalan, o'sha vajd degani, tavajjud degani, uns degani
Ular kalbide otken o şey geçirmelerini yazıp o şahınız. O sahabe-i kiramlarda hem başkalarda hem bugün tabiilerde. Ular yazmayken. Yani en birinci kütarlardan ilim mübadatı bin Samit raziyallahu anh'ın huşu dediler. Hani huşu ilim eken. Bizde kütarlılgen nesi şu. Huşu o zaman ne derse tek duruş, kıbraya kadar duruş var. Bu zahir, tenen duruşu. Aslında huşu kalp değil mi öyle? Onu tilbile ayıp veririz ki. Şu ilim sahabelerde buluyor. Birinci kütarlılgen ilim şu diyebilirler. Ve aslı dinin mahiyeti o şey. Üçüncü, اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ degen. Hakiki mu'minlerden aslı namazda huşu bilen türediler. Ana şu tecrübeler nimeden hasıl buladı dese, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetlerine sürünkeli ilgeç bilen bula. Peygamberimizin haletlerini mündek kalesiz, Resulullah aynı şu, Allah subhanahu ve ta'ala'yı tuğla bağlanış bilen yaşayabilirler. Bütün vücudları, bütün hayatları Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlayınca. Bunu birkaç biz görünüşlerini görüşümüz mümkün. Mesela keçe gündüzdeki sünnetlerini alayım. Zikirlerini alayım. Ertelep türüp Elhamdülillahi lezi ahyani ba'deme emedeni ve ileyhil ba'kun. Uyganıp beni uygatken Allah'a hamd olsun. Zikirge izin verirken Allah'a hamd olsun. Ozu uygandılar. Uyganıp zikir ettiler. Ve hamd ettiler ki, ey Allah özünge şükür, ben uygatkeninge, ölümden kentirildirgeninge. Ve özünge zikir kılışke izin vergeninge şükür. O zikir sizden Allah Ta'ala gibi merhamet etmez. Belki Allah'dan bendege merhamet. Zikir kılışınge izin vergeninge, izin vermezse mümkün. Ola kola yapınız mı? İhtemen türüp lafı tapır keti yapınız mı? Zikir kılmasından işlesen. O şey izin verilmeyeninde. İzin verilmeyeninde uzun yemek. Bu o da Allah'a bağlan geldiğinden ertelep durup birinci gözünü açabilir. Elhamdülillahi lezi ahyani diyebilir. Gözünü açabilir, birinci Allah'ın zikret edebilir. Halal'a bağlayabilir, Bismillah deyip geliyebilir. Çıktılar, ufranak edip çıktılar. Ve başka dualar mı var? Ne kısaltırma diyeyim ben. Gelip namaz okudular. Namaz bula zikir. Yığladılar ve seher geçe okuyanlar köpünce. Az yine yanbaşlar yine Bamdat'a çıkardılar. Bamdat'tan ki yine zikir kıladılar. Ona gel talim belirlediler. Kur'an-ı Kerim öğretirler. Hemensiz bütün hayat zikir. Tanrıksa Tanrı'ya zikirler. Asbahna ve asbahal mulku lillah. Allahümme inni a'udhu bike minel kesel ve su'il kibar. Allahümme radiyna billah. Ve hakeza. Uzun. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent. O tek yok dualar. Tanrı'ya dualar o zaman çabaklar. Tanrı'da bir kança dualar. Ondan ki çarşıgah namazı geldi. Çarşıgah namazını okuyordular. Ondan ki peşin. Peşinde bilemiz. Tola en uzun namaz ve tola bu hem zikir. Ve asır o gün batkendeki zikirler. Asırdan ki yani alahide zikir. Huftan'dan ki geberişini makruh kılıyordular. İlla zikir bosa ve ilim bosa makruh olmaz. Ama ilimden, zikirden başka nersi var. Yani ki cemiyette muamması olsa tösetten. O şenge ruhsat bu gibi boyan. Bu mesela makruh diyorlar. Karih görüyorlar. Huftandaki gebir için. Demek ki zikir bilen kulaş. Huftandaki ibadet ruhu bilen göz yumuş için. Ve yatkenlerde hem Allahümme inni eslemtu vecihi ila ahirihi dualarını okuyorlar. Ta gözleri gitkince fakat zikir diyorlar. Halbuki kalpleri uykuda hem noktamaya. Mene şu nümeden şu, Allah subhanahu wa ta'ala dolu bağlangenlerinden. Şamal katta kop geçse hem namazı kuşuyor, şüphet yerler. Allah'ın azabı kime yaptı mı ki diyen korku. O öte bağlangenden şu, Allah Ta'ala'nın daima kısık tutulgenlerinden. Kuyaş tutulursa, ay tutulursa namazı okuş, o kuyaş bunun ayını tutuluşunu aç varış üçünmez. Bazı adam şunu ne düşünüyorlar? Şu namazı okutursa ki açılır bırakamaz. Kıyamet bugün de kuyaş bunun ay tutulur. Belki kıyamettir meşru tutuluş diyen ihtimal var. İhtimalle alınmaz. Bu hamra Allah'a bağlanganlardan. Üçüncü etkiler ki şu nekâh halet bosa. Etkiler bu hadisler, hadis-i şerifte. Allah-u Teala'nın ayetlerden bitti ayet. Buranın ölümüge hayatıge bağlanganmaz bu. Tabii ki nesli diyenler. Lekin şu nekâh halet bosa.
namoz o'qing, duo qiling, to yozilguncha, ochilguncha kun. Nimaga? Shu holatda davom etib qiyomat bo'lib ketish xavfi bor. Har qachon bo'lishi mumkin? La ta'tikum illa baghta degan Alloh to'satdan keladi qiyomat degan. Bu ham Allohga bog'langanlardan. Alloh taoloning azobidan qo'rqqanlardan. Yomg'ir yoq ko'p yog'varsa ham qo'rqib ketganlar, Allohning azobi kelmayapti degan. Bu ham bog'langanlardan. İza hazabahu amrun fazi'a ila as-salati. Sahaba kiramlardan bir qanchalardan rivoyat qilingan hadis. Rasulullohning bir ish tashvishga tushursa, namozga urardilar o'zlar. Mana bizning boshimizga ish tushkunchi tushsa nima qilamiz? Masalan, falonchiga aytaymikin, pistonchiga aytaymikin, kim bilan gaplashayinkin deb qolamizmi yoki namozga uramizmi o'zimizni? Namozga urganlari o'sha Alloh taologa o'ta qattiq bog'langanlaridir. Shu asli islom shu. Aslı ubudiyet meneş. Yine etkenler, mesela etkenler ki namaz benim gözümü kuvanç kılın, kuvanç kılın dedi. Demek ki namaz göz kuvanç böyle. O da mesela gözü kuvanış diyenin gözünün kuvanışı kurratu ayin diye etkenler. Kurratu ayin diyenin gözünün kuvançı diye tercüme kılamız. Aslında gözüden soğuk yaş tüke diyenler, kursançılık diyen. O da hamdan kigen yaş, sık yaş, xursandchilikdan kelgan yosh muzdek yosh yoki muzdek bo'lar ekan yosh. Shu tushunchadan kelib chiqib arablar qurratu ayn deb aytishgan ko'zni xursand qiladigan, ya'ni xursandchilikdan ko'z yosh to'kadigan darajadagi xursandchilikni qurratu ayn deyishgan. Shu mana namozda shu qurratu ayn ko'zimni quvonchi namozda deganlar. Qanday qilib namoz qancha o'qisam shuncha tohat olaman, shuncha xursand bo'laman. Çünkü bana şu lezzetini topkenlerden oyaları kavarıp ketkünce tike durup namaz okuyanlar. Kavarıp ketkenden keyden. Günahı seçirirken nemege huzinizi kıyınıyız bu içeri ya Resulullah degen de. Şükür kuru için bende bu mevim mi? Bendeliği bina kıyarlar. Çünkü ki bendeliğini bacası bacak getirir için kıyarlar. O şey ayağımız, ayağlar yarılırken derecede bu mesela taneler bakuvat boyun. Ayağı yarılırken derecede turuş için bilesin kaç turuş gerek. Şundan taneleri malallanmagan. Şunmadan Allohga taalluqdan bog'langanlar va bir xilda o'sha bog'lanishlari bir xildaligi. Xursandchilik bo'lsa ham Allohga bog'langanlar, xafachilik bo'lsa ham. Bir-birov meva olib kelsa, yangi meva, yangi pishgan meva olib kelsa, hadis va hadi min robbina deb turib deganlar. Robbimni huzuridan endigina uzilgan narsa ekan deb. Ya'ni uni ta'minotini Alloh qilyapti, xudo uzilguncha. Üzülgenden keyin ob kelindi, yani o meyve su içiyeti oldu, darakta duruldu. Darak su içiyeti oldu. Oşa su Allah'dan idi. Yani tendirden yenge üzülgen nan de kursan bulamaz mısınız? Kud şu manada Rabbimden keyli yaptı diyebilirler. Yenge meyve bana ah 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 acayip meyve oldu karin yenge. Birinci meyve ob geldi yani merekelle demeliler. Rabbimden o şu meyvenin hem Allah'a bağlayanlar da o Allah subhanahu wa ta'ala bu o'ta bog'langanlaridan shu. Har bir narsada bog'langanlar. Ikkita qo'y urushyapsa, bilasizlarmi nima uchun urushyapti bular? Yo'q, bilmaymiz, Alloh biladi deganlar. Va shohligidan shohsizga qasosini olib beradi, zulm qilgan bo'lsa deganlar. Qo'yni urushishini ko'rgan, urushishini ko'rgan Allohni eslaganlar. Har bir lahzada Alloh subhanahu wa ta'ologa bog'langan bo'lganlar. Uydan chiqadilar, bismillah, tavakkaltu alalloh. Allahümme inni a'udhu bika min adhilla ebu dalla ila ahirihi. Kayıt kirlediler bismillah. Bismillahi ve lezzetine ve bismillah. Haracına ve Allah'a Rabbine tevekkülüne. Ve hakaza dualar ki kirgende hem çıkkanda hem. Meşke kirişte dua kaladılar. Çıkışta dua kaladılar. Üyge kirişte dua kaladılar. Çıkışta dua kaladılar. Her bir kademleri Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlanıyor. Ertelep durup kim ki yediler. Allah elhamdülillah dedi. Keseni hada. Namını yemek gelirler. Hada al-kamiz, hada al-sirvalde namını yemek gelirler. Bana şu kiyimini beni özümden hiç kanaka kuvvet, güç sarıfletmesinden beni giydirgen Allah'a hamd olsun. Bu mesela pulga alınken kiyim. Lakin şunu, şunu neydi dua kılıp giyerler. Kiyim giyerler de hem şu duanı ayıp giyerler. Geçerken de Bismillah de geçerler. Her bir lahzeleri Allah'a bağlanırlar. Var. Her bir nimetini özleri de yine Allah'a bağlanıp durdurlar tınımsız. Nimetini şükranası şu böyle. Her bir nimetini Allah'a bağlanganlar ve her bir lahzada Allah'a özleri bağlanganlar. Bana şu
bizga Rasul Akram alayhissalotu vasallamni surunkali bog'langanlarini ko'rsatadi. Endi biz shu zikrlarni agar shunchaki tilimiz bilan qilsak, qalbimiz bilan bog'lanmasa agar kamolga yetmagan bo'ladi. Inshaalloh, lekin bardavom bo'lgan odam qalbiga keladi oxir o'sha zikr. Qalbidan chiqadigan bo'ladi oxir. Yo'nki mana hadis sharifda keladi. Bir gün keç kaldılar Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Bamdat'ki. Hatta biz karıp kaldık, gün çıkıp etmemiz de korkup kaldık. Keç kalıp çıktılar Bamdat'ki. Çıktılar da Bamdat'ını kıska kılıp okudular. Adette uzun okudular, 7-60 ay. Kıska kılıp okudular da salam verip ettiler ki ne için uçarıp koyalım mesela bir et vereyim mi dediler. Keçesi durup namaz okudum. Mekuddir Ali menge nasip kılın gençe dediler. Kuşum yetkencemez. Menga Alloh bitgancha o'sha ibodat rizq bo'ladi. Va amalni o'zidan ko'rmaslik bu. Namoz menga namoz o'qidim, kuchim yetgancha yoki bir ilhom kelib qolib emas. Namoz o'qidim, menga bitilgancha dedilar. Keyin dedilar, namozda uyqu bosdi meni. Uxlab qolgan tushimda Allohni ko'rdim. Eng chiroyli suratda ko'rdim. Va Alloh taolo menga aytdiki, Melaul A'la, yukarı Tuda degen, yani Ali periştelerinin yukarı makamı degiler. Neme hakkında tartışış yaptı, bilesen mi dedi, bilmiyim ben Rabbim dedi. Şimdi kolunu koydu, keftini koydu, iki ele kuregin muhtasıya, köksünde parmağlarının sağlığını sezdim degenler. Bu elbette Allah-u Teala okşatılmak, o tüş diye hal etti. Allah-u Teala adamı okşatırken gelmez bu. O tüşün uzun lügatı bu. Tüşte mesela sütü görseniz ilim var dedi, ilim sütü nasıl mı? Suni ko'rsangiz ilm bo'ladi. U ilm degani mavjudlikka o'xshagan narsa deb bo'lmaydi uni ko'rib. Tushning o'zini abjadi bo'ladi, o'zini lug'ati bo'ladi. Bir odamning dumi bo'lsa, masalan, qarz bo'ladi. Bir odamning tushida dumlik ko'rdim desangiz, qarz. U dasarda dumi bor odam ekan deb bo'lmaydi uni. Tushning o'zini lug'ati bo'ladi. O'shuning uchun u o'nga qiyos qilinmaydi. Masalan, baliq xotin bo'lishi mumkin, bola bo'lishi mumkin. Bir kishi tushida baliq ko'tarib ketayotgan bo'lsa, uylanishi mumkin yoki bola ko'rishi mumkin ayol kishi. Hech qachon xotin baliq bo'lmaydi-ku. U lug'at. O'sha ma'noda Alloh subhanahu va taolo tajalli qilgan. Lekin payg'ambarlarning tushi vahiy bo'ladi. Aytdilarki, keyin yana so'radi. Malaul a'lo nima haqida tortishyapti, bilasanmi? Ha, bildim dedi. Allah Teala o şey iltifatından ki menge köründü hemez. Nime hakkında tartış yaptı. Digen de Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam dedi ki meçitke basıp barıladigen kademler namazdan keyin yine oturuş zikir kılır. Ve taharetini kıyın halette hem mükemmel alış hakkında yapılış yaptı. Şuna acirleri, keffaret hakkında yapılış yaptı dediler. Nime o keffaret diyordu, meneş nesiler. O yerdagi Malaul A'la oliy maqomdagi farishtalar bahs qilayotgan mavzulardan bittasi namozdan keyin zikr qilib o'tirish. Ajri kattaligida, savobi kattaligida. Nima uchun? Namoz Alloh subhanahu va taologa bog'lanish, undan keyingi zikrlar o'sha bog'lanishdan un ustopgan, Allohga haqiqiy bog'langan kishilargina namozdan keyin zikr qilib o'tira oladi. Bo'lmasa, farzdan qutulganiga Hildesinden tak suçlanıyor, huzdan burun yürüp yeter karım. Nasıl tezgah harim. Namazdan ki zikir kılmayakken kişiler ihtiyat bozun ki kalbiden ibadette halabatı çıkıp etken adam da bulur. Galiben. Ve Allah'dan üzülgen kişiler bulur. Allah'dan üzülmeyen kişiler namazdan ki oturup zikir kılar. Az gün olsa ya. Ferzden teşkar. Sünnetten hem teşkar. Ana şu sevabını, ana şu nerseler kefaret eken günahları. Ne mi için kefaret buluyor? İbadetten keyin farzni ado qilgandan keyin ham o'shunday yana mehrobdan ketmasdan yoki ibodatgohdan ketmasdan o'tirishlik unsin deymiz. Uchinchi. Yoki aytilarki, ikkita namoz o'rtasida lag'v bo'lmasa, 50-yinda yoziladigan kitob o'sha dedilar. Kalla inna kitaba al-abrar lafi 50-yin. 50-yin oliy maqomda kitobi alohida maqomi yoziladigan kishilarni zikr qilingan mutaffifinda o'sha ikkita namozki o'rtasida agar lag'v bo'lmasa 50 yinda yoziladigan kitob bo'ladi o'sha dedi. Nima uchun lag'v bo'lmasa? Allohdan uzilmagan uchun.
İkide namazını namazda bağlanış alayda işiyoruz. Namazda bağlanıştan taşlar arası da üzülmezlik Allah'dan elli yunda yazılırken makamı. Ne için? Üzülmezlik için Allah'a tuğla bağlanırken bunu şöyle ikide namazı ortasında üzülmeyi duruşsaydın. Bir neçe saat. Şunun için bazı tasavvuf ahalları biz nakşibendiklerdeyim. Asıl bilen Şam'ın ortasını tuğla zikir bilen otkaz işini tavsiye kılışken. Asıl denki oturadı Şam gece. Ha, yayın ki, yine ettiler ki, kimi ki namaz okuyan cahide otursa, namaz okuyan cahide otursa, yine kança otursa, taaratını bozma günce, yine namazda dur deyirler. Değil mi uçun? O şey zikir uçun. Afsus ki, bazı bir ahmak adamlar, cahil adamlar, namazdan kendi zikirini teşekkür ederler. Allah'dan üzülen kişiler. Ular şunu yıkılıp, apıl apıl oturup duruşuna özünü ibadet diye boylaydı. Aksinçe kişi üzül almaya oturuş gerek. Zaruratten geçiş gerek ki. Özü yıkasa oturar diyor yani. Bir zarurat bilen mecbur duruyorken adam bulup durar namazdan ki. Yani şunu da olsa o kişinin hakiki ibadeti, ibadet burada. Yani şu kişi sünnetke muvafık adam var. Bunlar hepsi Allah Subhanehu ve Teala'ya kalben bağlanış, üzülmesliğini sünnetteki görünüşler. Yine mesela ayetçimiz mümkün. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki namaz okuyanında dediler. اَنْتَ بَاَسَ وَتَمَسْكَنْ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولُ اللّٰهُمَّ 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 فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٍ. Namaz, kaçan namaz buladı? Gamgin bulasın o şu namazda. Temesken miskinliğini, muhtaçliğini izhar kılasın. Ve kulini kütervalı bu. Ey Allah, ey Allah, ey Allah deyip iltica kılasın içinde. Şunu kısayım şu namaz. Bu mesela o hidajdır, hidaj çele degen. Hidaj degen özü çelete gülgen tüyanın balasını eğitirdi. Çelete gülgen yani o yaramaydı hayatken. Fehiyye hidaj. Kim şunu kılmasa namazdı. Menaza kılıp ipla bokup kutuluşta payda bulsa o namaz hidajdur, çelete gülgen. Nagiran ibadet duru. Naf vermeydi yani, samara vermeydi. Sakıp oluşu mümkün, lakin samara vermeydi. Bana şu namazın sünneti. Yani kalbde şu meskene hasıl buluştu. Bu nimeden? Ünsten ve Allah'a taalluqdan. Şunlar değil mi? Yine ettiler ki mesela biz misal kılıp etmemiz mümkün. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Allah Ta'ala'ya kanaka bağlan geldiklerini. Taif'e vardılar, davet kılıp kayıttılar. Davet kılıp kayıtırken payetlerde, davet kıyanları da uyarıda taş vuran kılıçta söküp hakaretlerle haydaştı. Kayıtırken toplar bağlı yakarı boş yerde namaz okudular, namazdayken dua kıldılar. Duaları bize rivayet kılınken. Duanın bunda fahimlesiz, Allah Subhanehu ve Teala'ya o da hem bağlangenlikleri, o cüde hem yakınlıkları ve Allah'dan başka nerse o kişide boğma geldiğini göresin. Allahümme inni eşku ileyke da'fe kuvveti. Ey Allah, ben senin kuvvetimi zayıfligiden şikayet kılamam. Adamlar vurup hayda yaptı. Adamlardan şikayet kılamam demeyettiler. Perverdiler seni etkenliğini kurudum, bana vuruştum beni demeyettiler. Da'fe min, zayıflik minne diyettiler. Bu davetçilerde o da muhim nerse. Davet kısayız. Yani ki bir talim verseniz kişilerde tasar kılma yaptı mı? Zayıflık adam uzun isteşkedik. Adamlarını söküşümlenmez. Özümüzle kuvvetimi, öz kuvvet küçülüken, küçümü zayıflıkiden, küçümü küçsüzlüğüden, kuvvetimi, küçümü küçsüzlüğüden, özü kuvvet bilen zaf birbiri gezidmezsin. Tadad mı? Bizde azdad deyip koyadı, birbiri gezid. Küçülüklük, küçsüzlük. Tirilik, öliklik, birbiri gezit sözler var. O şey birbiri gezit. Karengi kuvvetinin özü de zayıflik var. Resulullah'ın balagatları o da belenli giden bu. Kuvvetimde, kuvvetimdeki zayıflikten, küçümlü küçsüzlükten senge şikayet kılın. Ve kıllete hileti, çağrım kemlikten şikayet kılın. Yani ben, kayırda dur, iplamayıp ben de dur diye.
O Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam davetini kemalini kıyandır. Lekin bu mana şu tazarruş. Hakisarlıkını izhar kılışıyor. Karim de bu kanakangi bir yalvarış, kanakangi iltica, kanakangi bir Allah-u Teala'ya bir güzel hitap. Eşku ileyke dafe kuvveti ve qillete hileti ve hevani alen nas adamlarda aldığında kadirsizliğinden şikayet kılar. Karim, adamlar beni kadirsiz kılıkenler denmez. Adamlar ne aldığında kadirsizliğinden şikayet kılar. İle men tekiluni, beni kimge teşep koyuyorsan. İle ba'idin yetecehemuni, beni humrayıp kütüledigen bir uzak bir kimseye teşep koymak için misin? او الى قريبك او الى عدو ملكته امري yoki ishimni bir dushmanning qo'liga topshirdingmi bu xitobni qarang Alloh taolaga xitobni qarang bu bola otasiga qila olmaydi shu xitobni har qancha qo'ygan paytda yoki inson o'zi eng mehr bergan dardini aytadigan kishiga shunchalik so'z topmay aytolmaydi ichidagi bu hal so'zdagilari qalbiga hali sig'maydi Resulullah namaz okuyurken payetlerde köksülerden kazanını ve karagendaki avaz çıkardı dedi köksülerden. Tam adammez köksüden. O hevani alem nes ile men tekiluni. Kimge teşep koyuyorsun ben? İle ba'idin yetecehemuni humrayı kütüvala diyen bir uzak kimse gel. Ev ile aduvim mellektehu emri. Yani bir düşmeyle tanıştırdın beni işimi. İllem yekun bika alayya ghadabun fela ubali. Mayl u bosa ham u bosa ham. Nima bosa bosin. Agar senden menga g'azab bo'lmayotgan bosa, fela ubali menga e'tibor yo'q. U da'vatimni ular qabul qilmasligida men seni da'vatingni yetkazib bera olmayotganimda menga yordam bermayapsan emas. Shikoyat. Yo bir zaifligim bormiki bu narsa natija bermadi da'vatim. Lekin yoyinki o'sha mendagi bir qusur bormiki da'vatingni yetkaza olmayapman. Lekin bu meni da'vatim yomon qarshi olinishi mendagi nuqson sababli sening g'azabingdan bo'lmasa bo'ldi. G'azabing bo'lmasa bo'ldi. Fala ubali menga e'tibor yo'q. Odamlar tashvoram qilsa ham, quvib sosa ham, haqorat qilsa ham, nima qilsa qilsin. Bu narsalar g'azabingdan bo'lmasa bo'ldi. Ya'ni biz nima bo'lsa bo'lsin shu odam ha bo'lmasin deb bir kishiga talpinamizmi ba'zida? Shu Rasululloh akram alayhi salatu vasallam talpinishlari Allohga faqat. Nima bo'lsa bo'lsin Parvardigor, bu zulmlar ham mayli. Toshbola toshbolan qilishgani ham mayli, nima qilsa qilsin. Faqat bu narsalar sendan g'azabingdan bo'lmasa bo'ldi. Sendan menga bir g'azab bo'lmayotgan bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa ham sen rozi bo'lsang bo'ldi. G'ayra anna afiyatak lekin shunaqa mayli shu narsalar zulmlar davom etsa ham g'azabingda bo'lmasa bo'ldi-yu lekin afiyating menga kengroqda afiyat ber ham demayaptilar-da mana shunaqa qiyinchilikka tushdim afiyat ber demayaptilar sen shu bilan rozi bo'lsang mayli shu zulmga roziman lekin afiyating bo'lsa menga yaxshiroq bo'lardi kengroq bo'lardi bu duodagi lutfni qarangki Bu qiyinchilikka mendan meni qutqar, seni da'vatingni yetkaz emas. Mashkulinchilik davom etsa ham sen g'azab qilmasang bo'ldi. Lekin agar afiyat bersang, menga kengroq bo'ladi. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah. Seni yuzingni nuri bilan nuri panohiga qochaman. Yüzünü nur bilan seni panohinga qochaman yani. Shunday nurki zulmatlarni yoritgan nur. Dunyo va oxiratni ishlari ana shu yuzingni nuridan salohiyat topadi. Dunyo va oxiratni ishlarining salohiyatini beradigan, zulmatlarni taratadigan yuzingni nuri panohiga qochaman. Nimadan? An yanzila alayya ghadab, an yanzila bi ghadabuk. Menga g'azabing tushishidan. Aw yahilla bi aw yahilla alayya sakhatuk. Yoki yahilla bi. Sakhat g'azabdan yengilroq, g'azab shiddatliroq bo'ladi. Sakhat norozilik xolos.
noroziligim menga kelishidan yoki g'azabim tushishidan. Yana panoh so'rayaptilar Allohdan arzob qolishidan yana. Bitta ham talab yo'qda qarang. Birorta talab yo'q, faqat Alloh taologa yolvorish bor. Lakal utba hatta tardo. Sen rozi bo'lguningcha senga rozilik bo'lsin. Hamma roziligim sengadir, to sen rozi bo'lguningcha. Nima qilsang qilgin, nima qilsang men roziman, faqat sen rozi bo'lsang. ولا حول ولا قوة إلا بك. O'zingdan boshqada o'zgartirishga kuch yoki biror bir narsani ijro qilishga quvvat yo'q. Ya Arhamar Rahimin deb duyatganlar. Mana bu duoni qarang. Alloh taolaga naqadar bog'lanish, Alloh subhanahu va taologa qanchalar talpinish, birorta talabi yo'q. Nusrat so'rasam yo'q. So'raganlar boshqa o'rinda, lekin bu maqomdagi iltijolar ana shu Alloh subhanahu va taologa to'la bog'langanliklaridan va haqiqiy ubudiyatdan. Ubudiyat nima degan ubudiyat? Muhabbat bilan taslim bo'lish degan. Muhabbat bilan xokisorlik bilan taslim bo'lish hosil bo'lsa, ubudiyat bo'ladi, qalbda bo'lsa. Tashqarida tanani taslim bo'lishligi ibodat bo'ladi. Allohdan boshqa hech narsa qolmasa ubudat deyiladi. Bu ayni ubudat. Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kimi yo'q bir kishini yolg'iz Allohga aytgan iltijolar. Mana shu sunnat shu. Shu rasulullohning hollari, holdagi mutobaa shu bo'ladi. Shu nimadan hosil bo'ladi? Doimiy zikr qilganlardan qilishdan hosil bo'ladi. Ertalab turishdan yotguncha har bir qadamga kirganda, chiqqanda, o'tirganda, turganda, har bir munosabat, kiyim kiyganda, yechganda, har bir narsada. Mana bu Rasul Akram alayhissalom hollari. Endi shu holni kimdir tatbiq qilsa, men aytmoqchi bo'lganim. Davom etarkan qalbida turli holatlar yuz beradi. Ana shu holatlardan bittasi vajd bo'ladi. Vajd qattiq muhabbat va junbushga kelishni aytadi. Inson qalbida junbushga kelsa, shuni vajd deydi. Endi tavajjud bor, vajd bor, vujud bor deydilar. Tavajjud nima desa, vajdni chaqirish, ya'ni odamda o'sha junbushga kelish hosil bo'lsa vajd bo'ladi. O'sha junbushga kelishni hosil qiluvchi sabablarni keltirish tavajjud bo'ladi. Masalan, oyatni tafakkur qilish, zikrni xayolni jamlab qilish, ibodatga o'zini oldindan hozirlash, masalan, namozga kirishdan oldin tahorat paytidan boshlab qalbiga Allohni hozirlab turib kelish, shular hammasi vajdni chaqiruvchi sabablardan. Shuni tavajjud, sabablarni chaqirishni, hosil qilishga urinishni tavajjud deyiladi. Bidor beixtiyor endi degani shu, bir nav ixtiyor bilan vajid bexosdan hosil bo'ladi kishining qalbida. Ammo tavajjud o'sha vajidni hosil qilishni sabablariga intilish bo'lgani uchun u ixtiyor bilan hosil bo'ladi. Wa laysa li sohibihi kamalul vajd degani tavajjud egasida hali vajd hosil bo'lmagan bo'ladi ular. Ya'ni vajid egasi deyilmaydi, vajid egasi deb o'sha holatlar junbushga kelish to'satdan o'z-o'zidan hosil bo'ladigan holatga o'tgan odamga vajd egasi deyiladi. Vajid deyiladi. Ammo vajd egasi bo'lmaydi, tavajjud egasi, chunki u hali vajidni takalluf bilan, urinish bilan hosil qilyapti. O'z-o'zidan hosil bo'layotgani yo'q. Demak, undagi vajid kamolga yetmagan bo'ladi. Qanchadir vajid hosil bo'ladi, qalbida bir xushu hosil bo'ladi, bir junbushga keladi, yana ketib qolaveradi. Yana bir hosil bo'ladi, yana yo'qolib qolaveradi. Bu odam tavajjud egasi bo'ladi, vajd egasi bo'lmaydi. Chunki vajdi kamolga yetmagani uchun. Chunki agar vajd laukana degani nima degani? Laukana sohiba kamalil vajd lakana vajidan. Agar unda haqiqiy vajd bo'lganda u vajd deyilardi, tavajjud bo'lmasdi unda. Wa babu tafa'ul aktharuhu ala izhari sifati. Endi tafa'ul bobi, tavajjud bobi, tafa'ul bobi. Ko'pincha o'zida yo'q sifatni ko'rsatishga harakat qilish ma'nosiga ishlatiladi. Ya'ni sur'iy harakatga ishlatiladi bu fe'l. Bu vazn. Misol uchun deydilar, "Olaysat kazalik", ya'ni o'zi asl bo'lmaydi o'sha sifat, lekin u sifatni siz o'zingizda bor qilishga urinasiz yoki bor qilib ko'rsatasiz. Shunda tafavvul bobi ishlaydi. Misol tariqasida aytadilarki, "Taxozartu va ma bi min xazar". Xazar deb ko'zi qisqaligini aytadi, ko'zi kichkinaligini. "Taxozartu", ko'zimni qisib qaradim.
özü gözümdə qısırlıq yox idi, gözümü qısıb qaradım deyil. Yəni gözüm kiçik emas, gözüm kəttə, lakin kiçikinə qılıb qaradım. Adətdə adam bir nəsəyə bir əliyi nə deyimiz bir ötkirlik bilan bir tikilgan paytida gözünün nigohini bir nəsəyə odaqaylagan paytida gözünü onda kiçiltirib qaraydı. O'shuni o'zi ko'zi kichkina emas odam, ko'zi kichkina bo'lsa, u qisi yopilib qoladi. Lekin ko'zi katta odam ko'zini o'zi kichraytirib qarasa, taxozaro deydi. Xazar yo'g'u, men xazar, ya'ni ko'zi kichikligi yo'g'u, ko'zi kichik, ko'zimni kichik qilib qarayapman degan she'rni misol keltiryapti-da. Ya'ni aslida bo'lmagan narsani sun'iy ravishda zohirda ko'rsatishni yoki paydo qilishni nima deyiladi? Tafovul bobi bilan ishlatiladi demoqchi. O'sha bobni tasdiq uchun keltiryapti, o'sha ma'noni tasdiq uchun. Summa kasartul ayla min g'ayri avar. Avar deb ko'zdagi aybni aytadi, ko'pincha g'ilaylikni aytadi. Ko'zimda g'ilaylik yo'q-u, shunaqa bo'lmagan holatda ko'zimni kasartul ayla, ko'zni bu yerda ko'zni sindirdim degan duoviy ma'nosi, lekin bu yerdagi ma'no ya'ni tahqir bilan qarashni bildiradi. Tahqir bilan qarab bir odamga yuqoridan nazar solish ko'zni qisib turib. Shunday qilib qaragan paytda alfaytani deb keladi bu bayt davomida. Shunday qilib qarab turgan paytimda mana sen yo'liqtirib qolding deydi. Davom ketadi keyin she'r. Javobi yo'q bu paytda. Alfaytani javobi. Shu paytda shunday qilib qarab turgan paytimda sen meni yo'liqtirding deb aytadi bu yerdagi mahalli shohid keltirilmoqchi bo'lgan ma'no. Tahozartu degani tafaul bobimi? Xazar yo'q bu, ya'ni ko'zni kichkinalik yo'q holatda kichkina qilib ko'rsatishga tafovul bobi ishlaydi. Vajid yo'q holatda tavajjud deyilsa, vajid yo'q holatda hosil qilishga takalluf bilan urinishni bildiradi demoqchi. Endi aytadilarki, va faqawmun, ba'zi odamlar aytdiki, bu bayt Tufayl G'anaviyniki. Ba'zi odamlar aytdiki, tavajjud g'ayru musallam, g'ayru joiz degan. Tavajjud qilishlik, tavajjud qilmoqchi bo'lgan odamga joiz emas deydi. Nimaga desa, chunki unda takalluf bor, yo'q narsani bor qilib ko'rsatish bor deb aytadi. Va yab'udu degani, va hada yab'udu degani. Bu gap uzoq. Tavajjud joiz emas degan gap uzoqdir tahqiqdan. Tahqiq gap joiz demoqchi. İkinci kavim aytadı ki, musallam, caizdir. Caizdir kimlerge? Mücerred fakirlerge. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'dan başkanı unutkerlerge caiz. Allah'dan başkanı uzda kaldırmayan, yani hayatı da Allah'ın ibadetinden başkanı insanı kaldırmayan kişilerge caiz. Çünkü onlar riya kımaydı. Onlar hoca görsün kımaydı. Fakat onlar kalbi akabaka takap ettiyken boysa şunu cemleş için vacidini hasıl kılış ki urunadı, halas. Mesela Kur'an okumakçı olsa, Kur'an'da hayal hareketi kalıyorsa, şu hayalini cemleş, manalarını özüge sindirip, bir şu ayetlerden özüge yığı gelişini isteyen adam yok şey. Mücerredler gel. Demek ki, tarassadu li vicdani hadihil ma'ani. Ana şu manalar, yani vacid kebi, kalbde hasıl buladigen güzel manalarını, hosil qilishni tarassada degani shuni payiga tushgan odamlar. Ana shunday ma'nolarni qalbida hosil qilish uchun shuni payiga tushgan odamlar bo'ladi mujarrad. Allohdan boshqani boshqa bilan band bo'lmaydigan faqirlar. Shularga joiz deb aytishdi. Ikkinchi qavm. Va asluhum ularning asosi nima desa aytadiki, Rasul akram alayhi salatu vasallamning yig'langlar. Agar yig'lamasangiz tabaku yig'lashinglar degan gaplari. Shu yerda tabakuda fatabaku fa illam tabku fatabaku. Yig'lamasangiz, yig'i o'zi kelmasa yig'lashga urining degan ma'noni bildiradi demoqchilar. Shundan kelib chiqib joiz deb aytishadi. Vajidni chaqirishni joiz deganlar. Lekin bu yerdagi yig'lashga fatabakudan murod muttahamlik emas. Yig'lamasa ham ko'zini tashqaridan hullab olib deb burnini tortib turish emas bu. Bu yig'lamasangiz yig'lashing deganlari nima degani? Yig'lashga sabab bo'ladigan omillarni keltiring degan. Misol uchun tafakkur. Hayolga kelayotgan narsalarni qo'yish. Masalan Qur'on eshityapsiz.
oyatlarning ma'nolarini tafakkur qilish. Bitta oyatni o'qidingiz. Mag'zini chaqish uchun 2-chi marta, 3-chi marta, 10-chi marta o'qishlik misol uchun. Shular yig'ini chaqiruvchi omillar. Yig'lashga urining degani shu omillarni keltiring degani. Hazakimdan burun torting. Yig'lamsiring, o'zi o'qidim, yig'lamsiring degani emas u. Yig'lagingiz kelmayotgan bo'lsa ham. Yo'inki burunni tortib, chuqur-chuqur nafas olib xursining degani emas. Balki haqiqiy yig'ini keltiradigan omillar bo'ladi. Tafakkur bor, tadabbur bor, oyatlarning ma'nolarini chaqish bor, qaytib-qaytib o'sha oyatni qalbga qaytarish bor va hokazo. Shunaqa omillarni qiling degani. Ba'zilar fatabakuni noto'g'ri tatbiq qiladi. Mutahammilik qilib yolg'ondan yig'lashga urinadi. Ovozini yig'lamsiratadi deb. U qaydan bilasiz? Ba'zi qorilarda bo'ladi. Jannat oyati, do'zax oyati kelsanglar yig'laydi. U sunniy bo'ladi. Haqiqiy Qur'ondan keladigan yig'i jannat do'zaxga qaramaydi. To'g'ri, jannat do'zaxda ham yig'laveradi. La ilaha illalloh ham yig'lash kerak u vaqtiganda. Vaqtiganda yuridullohu deb aytgan oyatda ham yig'lash kerak. Lekin faqat jannat oyatida do'zax oyatida ustiga yig'layotgan bo'lsa, u takallufchi bo'ladi. Sunniy qilayotgan bo'ladi. Jannatin deb yig'lamaydi. Ba'zi yerlarda yig'lataman deb urinadi. O'zi yig'lamayotgan bo'ladi. Bu yerdagi tabakkudan murod bo'lmas. Tashqarida yig'layotgan ko'rsatish emas, tabakkudan murod. Tabakkidan murod yig'lashga sabab bo'ladigan, yig'ini haqiqiy yig'ini keltiradigan omillarni o'ziga jalb qilish. Yuqorida aytganimiz. Abu Muhammad Juraydiydan ma'ruf mashhur bir hikoya bor. Aytadilarki, Junayd yonida o'tirgan edi. Ibn Masruq ham boshqalar ham bor edi. Shunda Qavval degan munshid degan nashidachi bir bayt aytib ketdi. Shunda Ibn Masruq va boshqalar o'rnidan turib ketib qoldi, harakatlanib ketib qolishdi. Bir izdirob ko'rishib ketib qolishdi. Junayd bo'lsa sokin o'tirardi. Men u kishiga aytdimki, "Ey sayyidim, samoda sizda hech narsa bo'lmaydimi?" dedim. Samoda sizda samo degani tasavvufda alohida istiloh. Samo nima desa, samo Qur'on bir kishiga Qur'on o'qitib eshitish. Yoki vaz qildirib eshitish. Yoki bayt aytirib eshitish. Ko'proq baytga yuradi. Samoni asl mazmuni nima? Vazni odamlarning qalbiga yetkazadigan qilib kishilar o'zining qalbini yumshatish uchun bir voizni qo'yib vaz eshitadi. Yoki bir qorini qo'yib Qur'on o'qib qo'yib eshitishadi. Masalan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ibn Mas'udga menga Qur'on o'qib berding dedilar. Sizga nozil bo'lgan bo'lsa Qur'on men sizga o'qib beramanmi? Men boshqadan eshitishni yaxshi ko'raman dedilar. O'qidim Niso surasini boshidan o'qidim. Fa kayfa idza ja'na min kulli ummatin bi shahidin oyatiga kelganimda taqriban shunda turvara o'qiganlar. Chora turvara. Biz hozirgi musoflarda. Kelganimda has bo'lib yetadi dedilar. Qarasam ko'zlari yosh quyayotgan ekan. Mana shu samo. Boshqaga Qur'onni o'qitirib, tafakkur qilib eshitib yig'lash. Abu Musa Ash'ariga Hazrat Umar radhiyallohu anhu zakkirna robbana ya aba Musa deganlar. Ey Abu Musa, bizga Rabbimizni eslatgin. Qur'onni o'zi o'qiy oladi, o'zi eslay oladi. Lekin Abu Musa Ash'aridagi ta'sir o'zi o'qisa kelmaydi. Mana shu samo deyiladi. Boshqaga Qur'on o'qitib qo'yib eshitish, yoki vaz aytirib eshitish, yoki baytxonlik qilib tinglash. Shular samo deyiladi. Bu yerda bayt aytgan. Bayt aytuvdi, qavval degandan murod shu. O'tirganlar o'sha baytdan ta'sirlanib bir jumbushga kelib ketishdi, o'rinlaridan turib ketdi. Junayd sokin o'tirardi. Samoda sizga hech narsa bo'lmaydimi deb aytdim. Shunda aytdiki u kishi وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب آيةً أخرى آيةً اقتباس من درسين tog'larni qotib turibdi deb o'ylaysan u bulutdaqa suzayotgan bo'ladi o'zi degan oyatni o'qidilar keyin aytdilarki senchi Abu Muhammad senda samoda bir narsa bo'lmaydimi o'zing ham tegib o'tiribsan dedilar shunda Jurari aytdilarki Abu Muhammad esa yedim men shunaqa samo bor joyda o'tirsam, u yerda shunaqa eshitsam, ihtishomni, ya'ni vazminlikni va vaqorni saqlayman.
Vukar bosa o şerde yani. Vukarlı bir meclis bosa, sema bosa, vukarlı meclis bosa. Ben özümünü içimdeki vacid, o şey cümbüşke kirligen halatımı içimde uşak duramam. Özüm bosa oturamam. Kaçan ki halilikke barsam, meclisten çıkıp, özüm yalnız uyge kirligen peytimde, arsal tu vacidi, şu içimdeki hali cümbüşünü, cümbüşke kirligen duygunu koyuvaramam, tavacüd kılaman. Yani hali ki kopketken, içimde damlarım kopketken duygularımı çakarıp ilk gün koyup alaman ki şu yalnız halette ne mi bulsam bulamam. Deyip ettiler. Bu yerdeki, şu yerde dediler فَاَطْلَقَ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ التَّوَاجُدَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْجُنَيْدِ O adam tavacüd manasını ait düşüyordu. Ben tavacüd, hali vacidimi kopketken, vacidimi içimde kopketkenle çakarıp yalnız halette oşanı çıkarıp alaman. Deyip ayettir, tavacud yani vacizini çakarışını zikir kuludu İmam-ı Cüneyt şunda onge inkar kılmadılar. Demek vacizini çakarış mümkün eken, demek ki. Ben birinci yiyen payetim dedi, bir neyse yıl burun. Bir yerde şuna kadar meclisi buldu. Mescid-i Fazıl dedik. Neşidatçılar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a mediha yetişti ve sana manasındaki neşidelerine yetişti. Yanımda bir adam oturgenidir. Oturgen idi, cım oturup da hala oturgenler başkalardan da nazar sosyiz. Hatta özümüze, neşidatçılar yakara yapmamız misal için çöreyken. Bu yada mesela şeyh oturttular, şeyh yakara yapmamız, başkalar yakara yapmamız dedi. Biz erken oturttumuz. Halbuki adam bir de nokta yakara oturttu da. Közü yaşlandı. Yani ben yanımda oturgen için közüm düştü, közü yaşlandı. Közü yaşlandı, kolları ham titre yaptı. Özünü mahkem uçak durdu da. Bir mahal tıpırçılığa kaldı. Bir uzundan kilitledi. Şunu da yer geç uzunluk tıpırçılığa kaldı. O şekilde gelirken tekmeyler, tekmeyler diye işte. Bir pas tıpırçılığa da ki uzaya gelip yeni yeri yakarıp hiç kim yakaramazsın. Fakat yeri yakarıp oturup bir robuna yaklaşmasından bunu yakaramazsın çift ettik ki meclisten ki. O şu vakitte şu adamda vahşi tutup aldı. Hani ki bayitlerde mülahazasından kalbine bir cümbüş gelip uzundan kilitledi kaldı. Şunu da yer geç atıp su puan vermezsen ben sen kılıçkeni yok. Ben yanımda oturup dozuyum. Şunu da yerge yatıp tıpırçılık kaldı dedi. Keyin sağ turup o zeykel dedi. O zeykel yüzlerini artıp adamlar diye karagen hıcalet bol yaptı özünün halatı da. Tutkana keserliğe okşayan bir halat bol dedi. Şimdi yani keserliğe miyken de siz keserlikte okşamadı. Gözleri yaşlangeniden, özünü basıp durgeniden, hani kolları hamında müşt bulup özünü basışka hareket kılıyken bilin dedi. Bilindi ki şu adamda şuna kadar vacib bo'lgan tutqan olish. Tutqan olgan odam oziga ko'p keladi, keyin o'zidan bemorlik zohir bo'ladi. Haligi tutqan tugagandan keyin bemorlik zohir bo'ladi. Uni o'tirdi, yana hech azolmaganda o'tiraverdi yana. Hech narsa ko'rmaganda tekkiz o'tirdi yana. Keyin majlis tugagandan keyin hech kim bilan ko'rishmasdan yugurib chiqib ketdi. E'tibor qilmadi hech kim keyin ya'ni. O'sha vacib bo'ldi. O'sha holat o'sha odamda behosdan bo'ldi. Buni shunaqa behosdan bo'lsa mumkin. Lekin sizlar bilan biz hozir ko'radigan İnternette Ali Tarkıgen sohbirlerinin meclisleri var. Raksge düşerdi mi? Onge düşerdi mi? Yani ki Hazakem'den katıl edin mi? Bunlar hemmesi, ya ki hemmesi diyemeyimiz, galı bir riyakarlık, hoca körsünlük, sahtekarlık, o tasavvuf mesul. Tösetten şuna koyup kasamaydı. Lekin suni kılıçlık caiz mesul riyan boladı, günah-ı kebire boladı. Onge o şeyin halatları bu geldi. Amakim ayetim belirdiler. Allah rahmet kılsın, bir oğlumda amakim. O şu vakitte o kişinin dedelerim, dedem bir dedesi yani apkada. Vakıbullah Karaka cüde kuşa vazodan bugün. Cüde kuşa vazodan bugün. O vazları kumdan çıkıyorken de çıkardı, gümbürle çıkardı dedi. Amakimler diyeyim, hem aslında avaz zor bugün dedemlerden, hem aslında dedesine otken avaz bugün. Gümbürle yiyen avaz bugün. Cüde kuşa vaz, cüde tahsirli bugün avazlar. Şu an üyle değildi, Amerika Medya'nın oldular. Mevlüt okuldu, Beyt Khanlik kılıçtı. Talha Al-Badru'nu etkenlikler, okuyanlikler, mukayesef bir Beyt'ini etkenlikler payetleri de oturgerlerden bir tanesi yürüp çıkarttı dedi. Uzun tutulmasına. Ne oldu ikin ben, bu nasıl, mezası kaçtım ikin deyip çıksam dedi. Bağlaştı çişler yıkılıyor ikenlikler dedi, taskariye çıktı. Bağlaştı çişler olup, hümmüne yıkılıyor dedi. Hali ki uzunu basanma kendinden, içindeki şu vacizden şu. Bu yokuşun halatları köp bu yani.
Bugün karda da Allah rahmet kısın. Bir de Kur'an okuttular. Yarın bir bir betini okuttular. Oturgenlerden bir tanesi bir sayhat orta baklı var dedi. Kendi çıkıp getirdi. Taşkariye çıkardı ki ne oldu ya? Ne oldu? Sizge deyse. Davud Aleyhisselam'ın koliğe Allah Ta'ala temirini kanaka eritip bergen olsa bu mübin karıya Kur'an'ı şunaka eritip bergen diyecek. Mübin karının telaffuzu, mübin karının teliğe Allah Kur'an'ı. Davud Aleyhisselam'ın koliğe temirini kanda yumuşatıp bergen olsa şunaka bergen diyecek. Oşandan zavk alıp uzun tutanmasına mesela bakıp oraya. Önce Mahsun Damla diyen adam buraya ileri ayeti bergen ben bu kişinin sizlerine. Bu yaptığım ayeti bergen ne uzas? Öşü devana vayda vaaz kıyanlardı. Ya eyyuhallezine amanu ey iman getirgen bendelerim değil Allah Ta'ala deyse tap tap etti birlikte suçtan ketik olarken. Öşü ey iman getirgen bendelerim deyken hıtabını görüyorum ki o adamın kalbine doğrudan doğru samadan kegen de türkü vererken de uzdan ketik olarken bazı adamlar. Bunu körgenle ayet vergenimiz ki. Mene şunlar vacil değiller. Bu sünni kılıp bu meydan. Sünni kısa bu riya buladı, günah kebiri buladı. Tosaktan bulsa afu kılınladı inşallah. Şimdi o sene bazı adam çakırsa buladı mı ise buladı diyebilirler. Ummu Seleme raziyallahu anhâge bir kişinin, kabilelerden bir kişi bugün Kur'an okuyan peydi de bir ayetini kaytarıp şu azab ayetlerden, kıyamet hakkındaki ayetlerden kaytarıp durup kuşundan ketip ölüp kalan bir kişi. Ummu Seleme raziyallahu anhâge bunu yetişken de o kişiyi inkar kıyırlar. Resulullah okurdular, sahabe, o kişinin ashabları Kur'an'ın meşayetlerini okuşardı, buna kadar halde düşmesi de deyinler. Lekin tosaktan bulsa ayıbmez yani uzun kol demez ki. Çünkü onların sahabe-i kiramlarını Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın berekatlerinden kalpleri küçülüyor bugün, ruhları bakıyor bugün, kötergen. Şimdi kimlikdir ruhu kalbi kötaramaydı, o şey haliki kalbi yiyen, Türkiye'nin yanındaki kalbi yiyen, o şey tuyguğunu kötaramaydı da. O adam bir hastan şuna kahalete düşüşü mümkün. Bu yerde demek hulasa, kitabının hulasası teveccüd yani vacizini çakırışı ki uzunsa buladı dediler. Bu yerde bir adab ne ayetlediler ki Ebu Ali'nin Dekkak ayetlerini kendiler ki bu Ebu Muhammed Cüreyri'ni gördün mü? O şu mecliste içiden şuna kutkul kullanış cümbüşke keliş fayda olsa meşayihlerini o şerideki oturgerlerini adabını saklayıp şunu içine yüterken ki üyüge bargende haligi İçindeki o şu iztiraplarını yani tuyğularını çıkarırken. Adette insanın bir tuyğu kese o kebarı başka yerde çakır bulmaydı onu, kayıt tutar bulmaydı. Lekin bu başayıklarının adabını getirgeni için Allah onun vaktiye hem bereket vergenirken ki o şu adette vacid, vaktide hasıl bulgen payeti de yine zahar kılmış mümkün. Keyin onu zahar kılamayız. Mesela hazır bir yığla kesin kesin yığla varız. Hüde oturup keyin o şu gapı esnaf kayıtlardan yığlayamayın desiz kimesizlik mümkün. Lekin o adamda şu vacit kayıt gelirken ki bu ham olsa meşayihlerini aldığı adab saklayanını berekatı bu degenek. Ebu Ali'de kal. İndi dediler ki tevacüd vacidinin başlanışı buladı. Yukarıda etkenimizdeki uzunca çakarış. Bundan ki vacid buladı. Vacid ne dediyse vacid kalbge tösetten kelgen inerse. Kalbde bir tekellüf urunuşsuz onda hasıl bugün tüyü. Yukarıda etkenlerimiz misalinde. Şunun için meşayihler yeterken ki el vecdu el musadefetu vel mevacidu semaratu levrad. Vecd tosetten bo'ladi. Ama vecd köp olsa kaçan nimadan hasıl oradı köp vecd dese virdlerinin semeresi bo'ladi. Virdde devam etişlikten zikirde devam etişlikten vecd hasıl bo'ladi. Çünkü ayetlerken ki kullu men izdadet vazaifu izdadet minallahi ile taifu kaydı bu. Kullu men izdadet vazaifu izdadet minallahi ile taifu. Kimin vazifesi köpeyse Allah'dan umdu keledigen lütfler inayetler hem köpeyedi. O şeylerden bittesi şu vacid halatı buladı yani. Ebu Ali'den işittim ki o kişiye terdiler ki dekak yani. Varidatlar yani kalpke keledigen nürler, kalpke keledigen uşuna kange tuyğular virtten boladı. Min haythul avrad, avraddan kep çıkardı. Kimni ki virdi bulmasa, unge varid ham bulmaydı.
kalbiye keredigen uçuna kaygı marifetler önki nürlenişler kimdeki virt bulmasa hasıl bulmaydı. Virt ne mi uzun? Virt vazife diyemiz biz. Virt de biz asıl varada yaridunun Araplar demek işletişken. Tüyanı abarlı su karış işletişken. Adette tüyanı suge bir vakitte abarıp bir vakitte ab gelişken. Gündelik özlerinin vakti oluyor. Mesela kışlarda bile toplanışıp özlerinin tüyalarını abarıp kuduğda su karıp gelişken. Şimdi her kim uzun ab geledi diye vakti oluyor. Biri 8'de, biri 9'da ab gelip su karıp gitken. Ve her gün bir kıl vakitte ab gelip bir kıl nesini içirip ab geçişken. Şunu bir değişken. Yani o şu tüyanı bir kıl vakitte su karışını. Kişi gündelik vazifesi bir kıl vakitte, bir kıl tarzda devam etse, tüya bir kıl vakitte, bir kıl tarzda su karılgenliği okşatılıp durup, virt deyip atılgen vazifeni. Kimdeki virt, varid deyip indi kalpte kelerigen hoşuna hangi duygular, paklanışlar, nürlenişler, o hakazalarını varid değil. Diyor ki marifetler. Subhanallah'ın mesela ayeti orasız, lakin asli manasını ençeden keyin siziz. Tabi ayeti orası mimette. O şu virtten varid sizge hasıl bugün peyti de, Allah biladi kaçan hasıl buladı. Bir günde, bir yılda, 10 yılda. Subhanallah'ın hakiki manasını marifet bilen etekken bulas. O şende hakiki Subhanallah'ını siz adakıyan bulas hakkını. Peki o şe hakiki Subhanallah'ını, şu tesbihinin hakiki manasını idrak kılıp, kalbden onu hız kılıp, ayta alış, marifeti virden hasıl bulur. Endi kimdeki virt bo'lmasa, unda varid bo'lmaydi, ya'ni bir hali unda, hali bunda, hali bir zikr qilib, hali bir qilmay yurgan odamga varid kelmaydi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham, biz mashayxlar aytadi, 33 ta bo'lsa ham mayli deydi. 10 daqiqa vaqt ketmaydi, lekin har kuni bo'lsin. 11 ta bilan boshlasiz demaydi, lekin har kuni bo'lsin. Keyin ko'payadi. Asosiysi bitta vaqtga bir xil zikrni yoki 2-3 ta zikrni qo'yib olish kerak. Masalan, Qur'oni Karimdan bir bet o'qing. Bir aydan keyin 2 bet qiling. Bir aydan keyin 5 bet qiling. Va hokazo. Qur'oni Karimdan ham virt bo'lish kerak, boshqa zikrlardan ham. O'sha virtlar bardavom bo'lganda kishida keyin varid hosil bo'ladi. Kimdaki virt bo'lmasa, unda varid yo'qdir. Kimniki malla virdalahu bi zohirihi. Kim zohirda virtni qilmasa, botinda ichki olamida varid hosil bo'lmaydi. Zahirde degeni, yani tiliz bilen zikir kımasıyız, kalbizge o şey nurlanış gibi. وَكُلُّ وَجْدٍ ف۪يهِ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْءٌ Şeyun da murad, tekellufun, ta'ammurun demektir. Kaysi bir vajdde ki eğer egesi onu çakırı valiyken olsa urunuş bilen, o hakiki vajdmez. O tevacüd halette turgen murad. Yani vajdinden sünniyi Süleydemimiz o, tekellüf bilen, yani urunuş bilen hasıl kılıyorken adam bulan. Hakiki, kamil, vacid bulmaydı. Şimdi, bende dediler, zahiri muamelelerde, özünü, o şey zahiri muamelelerine ada kılışki, uruntırışı, unge taatini, halavatını akıydeni kebi. Batındaki münazaratlar batındaki kalp amelleri, kalbinin urunuşları. Batındaki kalbinin urunuşları onge vacidlerine apkiler. Yani zahirdeki ibadetlerde, zahirdeki muamelerden murad namaz okuşuyuz mesela. Allah-u Teala'daki ibadet kırışınız. Başınızı ilgilişi, kalbinizi, boyunuzu ilgilişi, oturuşunuz, duruşunuz. Yani ki başka muameleler Allah'a uyan tanenin muamelesi bu. Şüler, o şey ibadetlerden sizde halavat payda kılır. Tildeki zikir ham, o şey zikirden sizde halavat payda kılır. Bedenli amelleri, kan değil, o şey ibadetlerden halavat payda kısa, kalbinin amelleri, kalpte vacidini payda kılır. Halavat, ibadetten payda bu. Yani kebe zahiri ibadetten, vacid, batini amelden, kalbini, urunuşlardan payda bulan değil. Halavatlar, muamelatinin, yani zahiri ibadetlerinin semereleridir. Vacidler bosa batini amellerinin semereleridir. Bu nezaletten murat kalbini ameller. Hop, ama vücud ne meyinde? Tevacud vacidini çakırışırken. Vacid hasıl buluşurken, şunlar sana.
İçeride şu tol kullanış hasıl buluşu, duygu küçüğü ise tebirleniş hasıl buluşu kalbinde. Kalbde cümbüş yekiliş, o şu zikirini işken beyitle başladı. Bu vacit. Şimdi vücud ne mi dese? فهو بعد الارتقاء عن الوجد وجد حالته ko'tarilganda vajd holatidan ham yuqoriga chiqsa vujud holati deb aytamiz. Endi u vujud holati nima desa Alloh subhanahu va taoloning u kishida u kishini vujudida qaror topish. Ya'ni Allohni o'ylaydigan bo'lish faqat boshqa narsa esa kelmaydigan bo'lish. Endi bu qachon hosil bo'ladi desa bashariy sifatlari, ya'ni hayvoniy sifatlarini yo'qotgandan keyin hosil bo'ladi. Hayvoniy sifatlar nima? Masalan, ko'p yeyish yoki ko'p jinsiy aloqa qilish masalan. Hojatga yarasha emas, shunga berilib qilish. Ovqatni ham tanaga yarasha yeyish joiz, lekin ovqatni ovqat bo'lgani uchun maza qilish uchun yeyish bu hayvoniy sifat bo'ladi. Bo'kib yeyish misol uchun. Yoki boshqa hayvoniy sifatlar ham bor. Bu yerda bashariy degani, bashariy degan bo'lsa o'z insonni o'sha malakiylik bor, parishtaviylik va hayvoniylik bor. Qo'shilsa-kin bashariylik bo'ladi o'zi aslida. Lekin bu yerdagi bashariylikdan murod malakiy bo'lmagan sifatlar, ruhoniy bo'lmagan sifatlar. O'sha tanani hojatlariga o'ch bo'lishlik, misol uchun, yoyinki masalan birovga ega bo'lishga urinish. Pulga ega bo'lishga urinish, mana shu uyimniki bo'lsin deb urinish misol uchun. Yoyinki mashhurlikka urinish. Yoyinki deylik birov bilan birovni yomon ko'rish, birovga nisbatan ichida kekgina saqlash va hokazo. Mana shu sifatlar yo'qolsa mutlaqo malakiy sifatlarni o'zi qolsa insonda shunda bu hosil bo'ladi. Vujud sifati hosil bo'ladi. Chunki bashariyatdan haqiqat, ya'ni zikr g'alabasi hosil bo'lgan paytida saltanat bo'lib, sulton bo'lib egallagan paytda insonni zikr unda bashariylikdan hech qanaqa nishon qolmagan bo'ladi. Mana shu narsani hosil qilish uchun zokirlar keyin o'sha qalb, ruh, sir, ahvo va hokazo nafs shularni zikrlarini o'rgatishgan. Bu ham tajribiy ilmlardan. Abu Husayn Nuriy aytadiki, men 20 yildan beri vajd va faqt orasidaman. Bir vajd holatida bo'laman, bir faqt, ya'ni vajdni yo'qotish holatida bo'laman. Qanaqa bo'ladi u desa, Robbimni topsam qalbimni yo'qotaman, qalbimni topsam Robbimni yo'qotaman deydi. Nima degani? Alloh subhanahu va taologa qattiq bog'langan paytimda, masalan zikrda yoki uch ta'ammulda o'zim esimdan chiqaman, hatto qalbimni esimdan chiqib qo'yaman bo'ladi. Qalb bilan zikr qilish emas. Qalb bilan zikr qilgan paytingizda ham qalbingiz sizni yodingizda tasarrufiga turgan bo'ladi. Bu undan ham baland holat. Qalb ham esimdan chiqib qoladi. Ya'ni qalb o'zimni umuman idrok qilmay qolaman. Qachonki qalbimni topsam, ya'ni o'zimni his qilgan paytimda, unda haligi Alloh subhanahu va taologa zikrga g'arq bo'lgan holatim ketgan bo'ladi. Robbimni yo'qotgan bo'laman degani shu. Qalbimni topsam Robbimni yo'qotaman, Robbimni topsam qalbimni yo'qotaman degani Alloh subhanahu va taoloning zikriga Allohni o'yi bilan mashg'ul bo'lgan paytimda o'zimni bilmay qolaman, o'zimni ham eslamay qolaman. Qachonki o'zimni eslab qalbimni topgan paytimda haligi oldingi g'arq bo'lgan holat yo'qolgan bo'ladi. 20 yildan beri shu ahvoldaman deb aytgan ekan. Mana shu Junaydni gaplariki, ilmu tawhid mubayinun li wujudihi va wujuduhu mubayinun li ilmihi. Ya'ni tawhid ilmi nima desa, tawhid ilmi biz endi ilmi kalom ilmi demoqchi emas, bu yerda murod aqida ilmi emas. Bu yerda haqiqiy Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zi bilan qolish, Allohdan boshqa narsani unutish tavhiddan murod. Hamma narsani Allohga bog'lash. Yuqorida sunnatda ko'p biz aytganimizdek, Rasul akram alayhisolatu vasallamning holatlari tavhid holati bo'lgan o'sh. Hamma narsani Allohga bog'laydilar. Meva kelsa ham, yangi meva uzursa ham, ertalab turganlarida ham, qadam bossalar ham, toratga kirsalar ham, uyga kirsalar ham, hamma holatda Allohdan boshqa narsani eslamayaptilarmi? Va Allohni unutmayaptilarmi har safar? Biror marta unutib, dodirab kirib qo'yishimiz mumkin biz. O'shunaqa holat bo'lmayaptimi u kishida? Mana shu tavhid holati. Yolg'iz Alloh bilan qolganlarni belgisi. Shuni tavhid deydilar.
Tavhid ilmi vücuddan, yani tavhidin özünün mevcudluğundan başka nesi? Yani tavhid ilmi tavhidin özünden başka nesi demek. İlim başka nesi tavhidin, ilmi başka nesi tavhidin özü başka nesi. Onun tavhidin mevcudluğu bu ise tavhidin bilinçten başka nesi. Yani tavhid diyen nereden şunu diyemiz, Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka nesini bende umumen rayıkına kalış. Allah'dan başka nesini kalmaydı onun vücudu da, özü yem kalmaydı. Özünün hakışları yem kalmaydı. Fakat Allah subhanahu ve ta'ala'nın emri bilen, oyu bilen, zikri bilen hareketlerine diyor bu kadar. Başka nesini oylamaydı. Sahabeler şuna koyuyor bu ses. Onun için bir de ayet üstüne darla amel kılışken. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمن الحقيقي مؤمن الله ذكر قلنجان بيت قلب لا تتريد وشو وجد وش قال ذات كلمس قلب لا تتريد وشو وجد شو حالتنا قرآن ذكر قلنجان وجل ده بكر جان لكن تصوف أهله شنو وجد ده بقبل قلنجان هو دوش حالت فقط كين راح تشون جبرش كان هو تشون شو جابه توحيدناهم Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yedgurun Allah'a kıyamen ve ku'udan ve ala cunubihim degen mi? Oturgende, türgende, yatkende Allah'ını zikir kılışer degen mi? Ve yetefekkabunla ve Allah'ını yaratmışları üstünde fikir kılışer. Diyetti mi Allah ta'ala? Oturgende hem, türgende hem, yatkende hem degeni, o üzülmesin degen. O oturgende bir mette Allahu Ekber deyip koyup, hani dua koyayım, Allahu Ekber deyip koyup, ketiyatı bir patakırın deyip dua kılışı nasıl bu? Yani ki oturgende bir Subhanallah, oturgende bir de la ilahe illallah deyip koşmaz. Kıyamen ve ku'udan ve ala cunubihinden murad. Tenenin üçte halatı buladı özü. Ya tik durgen buladı, tole. Ya tole yatken buladı. Ya yarım yatken, yarım durgen buladı. Bu oturuşluyumuz biz. Üçeli halattan bitti halatta buladı tenen. Gün boyu, 24 saat kısabını, üçeli halattan bittiyse durgen buladı. Allah ne diyebdi? Üçüncü halette hem Allah'ın zikir kılır diye. O diye üzülmedi diye. Meneş tevhid. Fakat şunu tevhid diye bunlar isim verişken. Tasavvuf ahlılar. Yani şu yerde tevhid ne? Ne için bu Allah'a istilah verişken bunge? Çünkü kim getirir için? Mesela ayet kelimeler diye ne kelimeler başka? فَمَا وَهَنُوا وَمَا ضَعُفُوا وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Kança peygamberler ötken, ular bilen birge, Rabbaniler bugün birge, ular bilen cengiyen. Fema vahenu, küçsüzlenmediler. Ularge musibet etken peyitte Allah'ın yolunda. Vema da'ufu, zayıfleşmediler. Vema stekenu, muhtaçlikkeye mütmediler. Pasemenin, tübennikkeye mütmediler. Yani meskene hem olmadı ularda. Yani harlik hem olmadı. Bu ne diyen? Tevhid diyen şu. O'zgarmaydi. Musibat bilan o'zgarmaydi. Qiyinchilik bilan o'zgarmaydi. Mana shu tavhid Alloh subhanahu va taoloni o'zi bilan bo'ladi va Alloh subhanahu va taolodan uzilmaydi. Va hamma narsani Allohga bog'laydi. O'zidagi narsalarni. Shu tavhid holati Rasul akram alayhisolatu vasallam holatlarimiz yuqorida aytganimiz. Azkarul yawmi va layli kun va kecha va kunduz zikrlari turli kiyim kiygandagi çıkkandaki, kirgendeki, türlü haletlerdeki zikirler tevhidden kep çıkkan. Tevhid makamından kep çıkkan. Eğer siz onu her bir tersine alışır, mesela kiyimi minge Allah giydirgen, giydirgenge Allah'a hamd bolsun diye yapıttır, izbelenmez, kalbizden ayet ki her sefer tevhid haleti getirsiz. Bir günde üç metre kiyimel meşterse üç metre ayet gelir. Bu hakkızı. Bana şu tevhid haleti hemen ersen Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlanıştığı. Hatta yani üzülgen meyveliyem. Bu tevhid haleti, bunu ilmi başka nerse, bu haleti özü başka nerse. Bilvalişini özü başka nerse, bu haletini yüzüge keltirişini özü başka nerse. Allah edinirse. Şu anada ettiler ki, Vücudi en agibe anil vücudi bime yebdu aleyye mine şuhudi. Mende şuhud haleti hasıl bu geniden, özümü varlığından hem gayb olamam. O şu gayb buluşum benim varlığımdır özü aslı. Mendeki vücut, mendeki varlık, yukarıdaki vücut haleti o şu.
Mendeki hakiki vücut, hakiki varlık, özümü varlığımdan hem gayb bugün özümü varlığımdan hem unutken eğitim buladı. Demek dediler. Kim dediler ki tevacüd bidayet duran yani adam başında özü vacizini çakırışki urunladı yukarıda kendimizdik. Vücud bulsa nihayet olur. Ahirki hasıl buladığın halet, tevhid halet. Vacid bulsa ortadaki halettir. Vacid ortadaki halet. Abu Ali dakika ayetlediler ki vacid tevacüd yücibu isti'abel abd. Tevacüd bende tuğla isti'ab kılışını talep kıladı. Yani bende sebeplerini kilitirip yani tuğla vaktini zikir bilen, başka bilen ben kılışını talep kıladı tevacüd. Şimdi vacid bulsa bendenin gark buluşu yap kıladı. Zikirge ve Allah subhanahu ve ta'ala'nın huzuruna. Allah ta'ala'nın kalbinde hazır tutuşu yani. Vücud bulsa bendeni bir yol halak kıladı. Öldüren diyenemez. Nefs öledi onu. Fehuve kemen şehidel. Bu şun yok şeydi ki tevacüd uzadan dengizli körgen adam. Vacid hasır bugünün dengizli düşken adam. Vücud dengizli kalp bugün adam. Tevacüd dengizli körüş. Vacid dengizli düşüş. Vücud dengizli kalp buluş. Bu işin tertibi kuyuda geçe buladı. Kusud, birinci kast kılasız, yani intilasız. Keyin murud, keyin şuhud, keyin vücud buladı. Kast kıyanız, o şu tevacüdü çakırganız. Keyin vacidini sizden hasıl bulan murud, keyin vücud hasıl buladı. Keyin şuhud degen Allah subhanahu ve ta'ala'nın kalb bilen köre başlaydı kişi. Bu Allah'ın işlerini hem köre başlaydı. Keyin humud, beşeriyet mutlaka yok buladı. Vücud kança hasıl bulsa, humud şunça hasıl buladı. Değildiler. Şimdi yukarıda oza aslı vücud humuddan ken keled diyordu. Aslı o şüge tahkik buladı. Şimdi vücud haletige etken adam, tevhid haletige etken adam. Ne nume buladı dese, hali bir hoşyarlık buladı, sahu buladı, hoşyarlık uzunca duruşu mahvu buladı. Mutlaka uzun yukat edilen haletige buladı. Şimdi o işi uyguk haleti de, hoşyar haleti de hak bilen, Allah subhanahu ve ta'ala bilen buladı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın izminsiz hareketlenmeydi, Allah'ın emirsiz hareketlenmeydi. Tele kulağı hemen azarsız fakat Allah subhanahu ve ta'ala'nın hadımı bulup işleydi halas. Ama mahu, üçgen halet için yani mutlaka fena bugün haleti hak bulan fani buladı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala ne hayalı da başka nesillerden üzülgen buladı. Yani adam, o adam beyhuş olup kalsa yani ki özü bilen özü olup kalsa Allah bilen bugün üçün özü bilen özü olgen buladı. Ama özü de olup kuşuya turgen peyti de hem Allah'ın emri bilen ben buladı. Ve hatani halatani ebeden mutaakibatani alayhi kel halat tanımsız el meşkilat. İbn-i Faris şuna koyan, İbn-i Faris bir kuşundan gitip koyan aşıklardan bulan İbn-i Faris. Bir özden gitip kalıp bir hafta özüye kemer ki. Keyin özüye kelip beytler yazgan, hakiki aşıklarının beytlerini yazgan. Şimdi ayetişim mümkün ki o şey sahaflarda bulmagen. Bulmagenliği bulmagen mesela hikaye kılınmagen. Lekin bazı ayetliğe Müslüman raziyallahu anh'a ayetliğinde kahalatlar yüzeye giyen. O yanda kalbini, ruhunu kuvvet eden böyle. Kimdir kötüledi, kimdir kötü almaydı. Hemen de hakkı geçerdi. Lekin madem özünü ihtiyar edemezse ki o günahkar böyle. Şimdi ayetlediler ki kaçan ki o kişide uygaklık haleti, özde kuşyar haleti de Hak Subhanahu ve Taala bilen bolarken fabihi yasul ve bihi yaqul. O kaydan bilemiz Allah Subhanahu ve Taala bilen bu gelen. O Allah bilen kezedi. Allah bilen özü savladık, şicaat göstermiş demekti. Allah bilen hareketlenedi yani. O Allah bilen sözleydi. Gapirsa Allah Allah'dan gapiradı. Hareketlense Allah bilen hareketlenedi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam işlediğin kulağı körediyen gözü bu kalemen deyip ayetken hadisleri yani Allah subhanahu ve ta'ala benden menge yakın bulsa beni köp
zikr qilib, menga ko'p nafil ibodat qilib, menga yaqin bo'ladi. Oxiri men uni yaxshi ko'rib qolaman. Yaxshi ko'rib qolganimdan keyin ko'radigan ko'zi, eshitadigan quloqi, yuradigan oyog'i, ushlaydigan qo'li bo'lib qolaman men, deydi Alloh taolo. Ya'ni to'la Alloh subhanahu va taoloning yerdagi xalifasi tamsilchisiga aylangan bo'ladi. O'sha holatdir bu. Haligi vujudga, vujud darajasiga, tavhid darajasiga erishgan kishi shunday bo'ladi. Uyg'oqlik holatida shunday bo'ladi. Abu Abdurrahman Sulamiydan eshitdimki, dedilar, Mansur ibn Abdulloh aytarkan, bir kishi shiblini oldida turgan edi. Undan so'radi. Vajid egalariga unda haqiqiy vujud hosil bo'lganini belgisi asari bo'ladimi? Zohir bo'ladimi? Vajid egalari vajidni tamomiga yetganda unda vujud tavhid holati bo'ladi, deyapti. Shuni alomati bo'ladimi? Asarlari tashqarisida ko'rinadimi odamda? Vajid holatidan vujud holatiga o'tgani zohir bo'ladimi? Desam, u kishi aytdilarki, ha, bir nur bo'ladi. Shavq, ishtiyoq o'ti bilan birga lovullab yonadi. Degan. U o'sha haykalda, inson tanasida asari, natijasi ko'rinadi, deb aytdi-da. Ya'ni o odamda bir nur hosil bo'ladi, o'sha odamda. Vujudga yetgan odamga, tavhidga yetgan odamda bir nur hosil bo'ladi, tashqarisidan ko'rinadi o'sha, zohir bo'ladi. Aytadilarki, Abu Bakr Duqqiyga aytishdiki, Abu Bakr Duqqiy bor, Jahm Duqqiy bor. Ikkalasi ham bir joyli odamlar. Jahm Duqqiy, Jahm, endi biz Abu Bakr deb ko'raylik, Duqqiyni aytmasdan, Abu Bakr eshitdiki, Jahmni o'sha bir ichida vajid holati hosil bo'lib bir jumbushi kelgan paytda daraxtni tomirdan sug'urib olayotgan, shunaqa jin kuchib qolar ekan, deb aytishdi. Shunda u kishi Abu Bakr o'zi ko'r, ko'zi ko'r odam bo'lgan ekanlar. U kishini oldiga o'sha Jahm kelgan paytida Jahm haligi samodan hayajonga tushib yana o'shunaqa qimirlab ketibdi. Shunda Abu Bakr aytibdiki, u ko'rdi-ku Abu Bakr, Jahm menga yaqinlashgan paytda menga ishora qilinglar, debdi. Abu Bakr o'zi zaif odam edi, deydi, kuchsiz odam edi. Umuman kuchsiz odam edi. Keyin haligi Jahm yaqinlashgan paytda Abu Bakrga keldi, mana deyishdi. Deyishdi, deydi, shundoq boldirdan ushladi Jahmni, deydi. Keyin Jahmni to'xtatib qo'ydi. Davrada aylanib ketayotgan ekanda, aylanib ketayotgan paytda shuni oyog'idan ushlab to'xtatdi, deydi. To'xtatdi, umuman harakatdan nomaydigan qilib qo'ydi, mahkam ushlab qoldi, deydi. Shunda Jahm, ey shayx, tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim, deb qoldi, keyin uni qo'yib yubordi. Ya'ni bu o'sha vajidga berilib, o'sha raqsga tushib, haddan oshishni to'xtatish uchun qilganlar. Mayli, ichingda o'sha vajid bo'lsa bordir, ichingda o'sha to'lg'onish jumbush bo'lsa bordir, bos o'zingni, degan, deb mahkam ushlagan ekanlar. Abu Qosim aytadilarki, Jahmni to'lg'on o'sha jumbushga kelishi haqiqiy edi. Mana Abu Bakrni ushlashi ham xuddi shunday haqiqiy, ya'ni haqiqiy o'zini o'sha ishni haqiqatiga yetganidan u uni ushlashligi o'sha ishni haqiqatiga yetganidan edi. Abu Bakrni uni boldiridan ushlab to'xtatib qo'yishiga. Shuning uchun deydilar, kimiki bir narsani haqiqatiga yetgan bo'lsa, yoki yani umuman haqiqatga yetgan bo'lsa, haqiqiy o'sha nimaga tavhid darajasiga yetgan bo'lsa, unga hech kim bo'ysunmaslik qilolmaydi. O'sha Jahm ham qotib qoldi u kishini oyog'idan ushlagan paytda. Bo'lmasam Jahm baquvvat, Abu Bakr kuchsiz odam edi bo'lmasam, deydi. Endi agar deydilar, bu holat kishida sahv holati, ya'ni uyg'oqlik holati xushyor bo'lganda shart shu. O'zini iloji boricha bosadi. Endi unga mahv g'olib kelsa-chi? O'zini bilmay qolsa-chi? Endi undan na aql qoladi, na his qoladi, na fahm qoladi, na boshqa narsa qoladi. U uzrli bo'ladi. Abu Abdurrahman Sulamiydan eshitgandim, shayximizdan, dedilar, Abu Ayqoldan, Mag'ribiydan rivoyat qilgan, u kishi Makkada 4 yil Makkada yashab, biror narsa yemasdan, biror narsa ichmasdan vafot etganlar. 4 yil. Fuqarolardan biri, mutasavvuflardan bittasi
Abu Yukallı al diye kiripti. Kirip Esselamu Aleyküm dedim dedi. Abu Yukal ve Aleykümselam dedi. Min falan çimen deyip ettim. Abu Yukal ha sen misin, yaşlı mısın? Düzey misin? Ahvalin yaşlı mı dedi de yine uzdan gitti kaldı. Kiyen uzaya kiyen beyti de yine Esselamu Aleyküm dedim. Keyin u aleykümselam dedi de aldın hiç beni görmegendik. Aldın görüp sonra gel kimsen deyip. Yani hiç umman birinci mette göre iki adım ne kadar sen kimsen deyip yine sonra. Falancı ben desem, yaşımızdan tüzüğümüzden ahvali kanı dedi. Yine uzdan gidip kaldım. Beni görmeye kaldı yani. Biri iki mette şunu diye bu genden ki ben bildim ki bu adam kusur demezseken, uz demezseken deyip sekin çıkıp gittim deyip. O şuna kadar halat bulsa özürlüğü bulat demek için. Abu Abdullah Turuq Bazi degen kişinin ayarı şunda hikaye kıladı. Açlık yılları idi. Adamlar köşe köylerde açlıktan ölüyken idi. Abu Abdullah Turuq Bazi erim üye kirip geldi. Üye kirip kese üyde menevayın yani bizimizde 2 kilo degen koşu gendiğinde de ölçemi kilosu kanca bilmez. Bakırıyorum 1 kilo 2 kilo yedirse. 2 kilo 3 kilo bir buğdayını gördü. Gördü de iyi adamlar açıdan öyle diyor benim üyümde buğday türedim çünkü. Dedi yu katkı o şu haletten katkı tasarlan gelmeden uzun yukatıp koydu. O kuşudan gitti. Umumen kuşuya kıymadı. Tayin ki vefat etti o şu halette. Ortada bir kança gün öttü. Fakat namaz vakti getirirdi de namazını okup yani kuşuna gidip kalırdı. Ayet dediler ki, kuşa ile dediler ki, bu hikaye ana şu adamın Abu Abdullah Turuq Bazi'ni. Allah Subhanahu ve Teala o kişinin himaye kıyanını belgisi. Şeriatta adablarını saklayan o şendek bir kuşluk halinde de hem türüp namazı okuşu ki Allah Teala onge ozi imkan belgen. Bu hakikatki yetkerlerinin sıfatı şunda boladı. Onu özden ketişi bulsa nimeden bu yani? Müslümanlar ki şafkatıdan bu yani. Bu ham o şey halatını yani hakiki tevhid halatını, hakiki İslam İslami bir kalbini tahakkukuyla ahirete yetkenini delalet. Çünkü din nime degenler hayır ahiridir, başkaları yaşlı isteştir degenler. O şey halat onun hükümran bu genden, o kişi üyüde türüyen buğdayını görüp adamlar açıdan onu ben de buğday türedim mi dedi yu. O şey halatten o kişiden getip aldı, kayıtıp o ziyi kimesinden afat etti. İlla namaz getirip namaz okup şu bile afat etti dediler. Kuşariyet dedi ki adamlar ki şefkat eden şun diye halat geçişliği bunu kemalde etkendiler. Şimdi o şey vacizinin suretleri hakkında hem ayetişledi ki üçte sureti buladı dedi. Adamın üç nokta içinde cümbür şekeri olsa. Bu vacid nümen, tevacid nümen, içinden murad nümen. Birinciden şunlar sana hasıl kılış hakkında sözler. İkinciden kişi eğer o şey zikirde devam etse, ibadette devam etse, o yüzden nümen dur keçinme olsa, şunu nümen ilgini bilmezsen, adaşıp kalmasın deyip bunlarda bayan koymuşken. O şey vacid halatı olsa sizde eğer kişide olsa özge karesin. Eğer o şey vacidden ki, özde koşunca bir manalar, ilimler, yani amel, yani bir faziletli halet onda vücutu geliyken olsa vacid niket eder. Bilsin ki, şu bilen birge o şu vacid haleti de sakinlikke, yani kozgalmaslikke urun yekken olsa içiden. İç içiden şu kozgalmaslikke urun yaptı, içiden şuna kadar kullanış var. Bu artıdan, vacidden artıdan. Onda bir ilim, kana kadar marifet, kana kadar bir hal payda buluyken bu ise. Bilsin ki bu hakikattendir. Allah'dan bu. Hakikat, yani o şu hakikatten degen demek yani batında şeriat tatbik buluyken'dendir degen. Hakiki batında İslam hasıl buluyken'dendir. Ha, şimdi eğer o şu vacidde o Beytini işitken peyti de, yani ki şu Kur'an'ı işitken peyti de, fakat şu ahengiden tibreniyken bu ise o. Bu tabiyettir. Hala hakikatmez. Demek o adam mı? Deki içindeki tol kullanış, bu nümeden huzuru
ohangdan yoki o'sha so'zlarini bir tarannumidan asli vajd emas. Bu tabiiy tanani ta'sirlanishi xolos. Yoki qalbning o'sha insonning asabining ta'sirlanishi xolos. Haqiqatan emas bu. Demak, o'zingizda qaraysiz, Qur'on eshitgan paytda yoki bir mavzu eshitgan paytda zavq qanaqa paydo bo'ladi? Shundan biri so'radi. Haqiqatdanmi paydo bo'layotgan narsa tabiatdanmi? Bu tabiatdan bo'ladi agar shunchaki ohangni o'ziga bo'layotgan bo'lsa. Endi agar u odamda ichidan o'shanaqa ohangga tebranish ham yo'q, yuqoridagidek bir ma'rifat hosil bo'lishi ham yo'q, u qimirlagisi kelyaptimi shunchaki, bilsinki bu shaytondan. Bilsinki bu shaytondan bo'ladi. Xususan deydilar, orqasidan badanida o'sha iztirob haligi o'nga tushishi hokazolar paydo bo'lsa, bu shaytondandir. Bunday holatda kishi vajidni sababini ham tark qilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha nashidani eshitmaslik kerak, yoki o'sha baytni eshitmaslik kerak, yoki o'sha tilovatni eshitmaslik kerak bo'ladi. Shunaqa holatga kelayotgan bo'lsa. Demak, vajid holati yuqorida aytilgandek tabiiy suratda va uni haqiqiyligi orqasidan kishidagi o'sha jumbushga kelish, to'lqinlanishni ortidan unda bir hol, masalan xushu paydo bo'lib qoladi. Masalan ibodatda lazzat paydo bo'lib qoladi. Masalan bir shariatda amrni eshitsa tez harakatlanadigan bo'lib qoladi. Yoki bir avuzini eshitib tilovatni eshitish bilan qalbi quloqlari ding bo'lib qoladigan bo'lib qoladi. Shunaqa holat hosil bo'ladi. U haqiqatdan bo'ladi o'sha. Haqiqat bobidan bo'ladi. Endi o'sha vajidni sabab qilish nima bilan bo'ladi desa, ilm bilan bo'ladi, amal bilan bo'ladi. Uni haddi chegarasi nima desa, xushyorlik va huzur Allohni doimo qalbida hozir tutish bo'ladi. O'sha Ja'far as-Sodiqni ham bir bu bobda hikoyalari bor. Ja'far as-Sodiq raziyallohu anhu alayhi rahmat bir namozda xushlaridan ketib qolganlar. Nima bo'ldi xushingizdan ketdingiz deganda men bitta oyatni o'qidim, o'shundan ta'sirlanib yana o'qidim, oxiri kalomni egasidan eshitdim, vujudim ko'tara olmay qoldi deganlar. Bu ana shu vajidni haqiqiy hosil bo'lgan. Bu narsalar birinchidan iymon ahliga gapiriladi. Masalan, xudoga ishonmaydigan odamlarga bu narsa kerak emas. Va ular ishonmaydi, ularni o'ziga ishonmagandan keyin bu narsalarga albatta ishonmaydi. Bu narsalar ahli ilmlarga, ahli iymonlarga aytiladi. Shu bilan birga biz o'sha haqiqiy tasavvuf bilan soxta tasavvufni ajratib olishimizga ham bu yordam beradi. Yuqorida aytganimizdek, vajidni haqiqiysi bilan nohaqiqiysi. Shuningdek, kimiki shu zikrda ibodatda va ubudiyatda bir davom bo'lsa, unda shunday holat bo'lsa, u ham o'zini yo'qotmasligiga ilm bo'ladi. Shu bilan birga yana qo'shimcha o'sha o'zimizda shu holatni hosil qilish uchun urinishimiz joizligini ko'rsatadi. Shuning uchun ba'zi oyatlarni ko'p qaytarish, sunnatda ham kelgan sahoba ikromlardan kelgan ba'zi oyatlarni bir kechasi bilan qaytarib chiqqanlar bo'lgan. Kechasi bilan qaytarib chiqqan sahoba ikromlardan naqldir bor. Rasululloh o'zlari in tu'addibuhum fa innahum ibadukni bir kecha qaytarganlar. O'qiyverganlar, yana qaytaraverganlar, tavakkul etgan. Umar roziyallohu anhu bir kun qisora suvar mayda suralarini o'qiyman deb ammani boshlab amma yetasalun alin nabiyil azim alladhi hum fihi muxtalifun shuya kelib to'xtab qo'yganlar. Yoki kallasi alamun deb o'qiganlarda to'xtab qo'yganlar. Yana qaytarganlar. Yig'laverdilar, yana qaytaraverdilar, yig'laverdilar, yana qaytaraverdilar. Oxiri bomdodga oson aytaverdi. Har safar yangi ma'no olamidan u. U shunchaki takror emas u. Har safar nima haqida so'rashadi deganini o'zidan yangi ma'no chiqaveradi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va qurrobbi zidni ilmanni kechasi bilan qaytarganlar bomdodgacha. Bitta oyat. Va sahoba ikromlarning ko'plaridan bunga o'xshagan naqllar bor tobiinlardan. O'sha bitta oyatdan topganlari o'sha ma'noni va yangi ma'noni kasb qilganlari har safar mana shu vajiddan bo'ladi shu. Shu haqiqiy Alloh subhanahu va taolaga bog'lanish bo'ladi. Shuning uchun Allohga ibodat qilish
tushunmirish kerakki, Alloh subhanahu va taologa bandani bog'lanadigan yagona qismi qalb. Ko'ziz yetmaydi, quloq yetmaydi, qo'l oyoq, hech qaysi a'zo yetmaydi. Bu narsalar hammasi o'sha qalbdagi Alloh taologa bog'lanishni ifodalari. O'sha bog'lanishdagi umudiyatning tanada aks etib ibodat bo'lib ko'rinishi bo'ladi. Muomala qalb bilan bo'ladi. Allohning muomalasi qalb bilan. Shuning uchun Rasululloh aytganlar: "Innalloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum." Alloh sizlarning suratingizga va mol dunyoingizga qaramaydi. "Valakin yanzuru ila qulubikum va amalikum." Qalbingizga va amalingizga qaraydi. Qalbim toza deblar yuravermang, amalingizga qaraydi. Chunki amal qalbning natijasi bo'ladi. Qalbingizga teskari yuravermaysiz, iloji yo'q. Tashqarida ibodat qilmasdan yo'yinki masalan, shariatda hukmlariga bo'ysunmasdan qalbim toza deyotgan odam o'zini o'zi aldayotgan bo'ladi. Qalb agar Allohga bo'ysunsa, tana bo'ysunma iloji yo'q. Lekin qalb bo'ysunmasdan tana bo'ysunishi mumkin. Tashqarida namoz o'qib yuraveradi, qalbi taslim bo'lmaydi. Zohirda sunnatga amal qiladi. Ammo qalbida hali Alloh subhanahu va taoloning bog'lanishi hosil bo'lmagan bo'ladi. Endi shu hozirgi bu yerda aytilgan unsiz haybat holatini, vajd holatini shuni hosil qilish uchun siz bilan bizga eng yaxshi yo'l sunnat. Rasul akram alayhissalotu vassalom hidoyatdurlar. Hasan ibn Basri va Abu al-Aliyadan rivoyat qilingan "Ehdina sirotul mustaqim" dan sirotul mustaqimdan murod Muhammad alayhissalom deyishgan. Muhammad aleyhissalatu vesselam dur sıratı müstakim. Bu okuyken ilmimizden murat o şu sünnetini örgenim, şunge amel kılış. Şimdi bunu okusak o, hazır, mesela hançadır manada okuyken bu okusak o, hazırdan amelini başlamasak, keyin amel kılamayız. Çünkü bizde kalbimiz, ruhumuz, amelsiz ilimge örgenedir. Fasık, fakih buladı bu adam. Yoki fosiq olim bo'ladi. Bo'lsa agar u ham. Ammo haqiqiy Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarning merosxo'ri olim bandasi bo'lish uchun unda mana bu sunnatlarga hozirda amal qilish kerak. Xolid Hasinaning bir kitob borida, bir kecha kunduzda mingta sunnat degan. Men uni tarjima qilgandim, bu bir 10 yillar oldin. Chiqarishda undan ham mukammal qilib tadbiq qilsa bo'ladi. Imom Navoiy al-Azkor kitoblari bor, zikrlar kitoblari. Shundagi duolarni qilish, har bir munosabatda qilish va qalbni hozirlab qilish. Shunchaki tilni o'zi bilanmas. Va masalan, kiyim kiyaptilar, aytayaptilarki, alhamdulillah allazi kasani hada va razaqanihi min ghayri hawli minni va la quwwa. Mendan hiç kanaka küs kuvvet sarıplatmasından menge bu kiyimi giydirgen Allah'a hamd olsun diyebilirler. Nimetini egesine bağlayabilirler. Ozlarını körmeyebilirler. O pulga alınken o kiyim. Peki ben pulga aldım demeyebilirler. Mende hareketim siz menge bu kiyimi giydirgen diyebilirler. Çünkü o pulam Allah-u Teala bergenler siz de aslında hemen hattı hareketini ne güzel Allah'a kaytken uçur. Sabablarni o'rtaga qo'shmasdan musabbibni o'zinigina eslab kifoyalanadi. Mana shu tavhid bo'ladi. Faqat bu qalbda tuyush bilan bo'ladi. Tilda aytish bilan emas. Shuning uchun ibodat qalb bilan bo'ladi. Ubudiyat qalb bilan bo'ladi. Qalb bilan bo'lgan ubudiyatni ibodatni maqbul bo'ladi. Ibodat qachon qabul bo'ladi? Ubudiyatdan kelib chiqsa qabul bo'ladi. Shuning uchun hadis sharifda duo الدعاء مخ العبادة باشقى بالروايات وهو العبادة الدعاء هو العبادة برنج روايات الدعاء إبادتنين إليجد المعزد إكينج روايات دعاء إبادت أشد الدعاء هو العبادة صحيح نرقسيام مقبول وشن بو حديث سرطان ما دي مقصود دعاء ديگن دا مرات نمشيه Duodan murad bu talab emas. Talab boshqa, duo boshqa. Biz odatda talabni duo deb bilamiz. Duo qo'ying desa umringiz uzun bo'lsin, moliyangiz ko'p bo'lsin, baraka bersin. To'g'ri, bu ham duo.
Lekin asli duo bo'lmas. Duo aslida nido degani, chaqiriq degani. İnsanın kalbindeki Allah Subhanahu ve Taala'ya bo'lgan chaqiruv, talpinu duo deyiladi. Balon narsani ber, piston narsani ber deganlari buni talab deyiladi. Duoni zimniga kiradi, lekin duo undan ko'ra umumiy narsa. Duo qalbning sifati bo'ladi. İbadetning iligi deb nimaga iligi deganlar? Iligi odatda insonni tanasi mana tashqaridan ko'rinib turgan tanasi bo'lsa, ichkarida bugun terining ichida go'sh bor, go'shning ichida suv yo'q, suvning ichida ilik bo'ladi. Aslida tanani nima ta'minlaydi? Harakatini qon ta'minlaydi. Ya'ni jismoniy harakatni. Qon ilikdan kelib chiqadi. Suvning ichidagi ilikdan kelib chiqadi qon. Shuning uchun qoni qon kamlikka uchragan kishilarga ilik qo'yiladi suvning o'rtasiga. Ya'ni o'sha ilik bo'lmasa tanada qon ta'minlanmaydi, hayot ta'minlanmaydi, jismoniy hayot. Demak, ibodat bir tana bo'lsa, suyak bo'lsa yoki tana bo'lsa, uni ta'minlovchi narsa duodir. Hayot bilan uni tirik qiladigan. U duo nima duo? U talab emas u. Masalan, ikki rakat namoz o'qisangiz, alhamdulillah boshlab to duo qiladigan joy Allohumma solli ala Muhammadinga salovatga bor bo'lsa ibodat u, undan keyin oxirgi duo duo emas, iroda qilingan ma'no bo'lmas. Namozning mag'zi oxiridagi duo emas. Yo'q, shu namozdagi qalbingizdagi yalvorish, yorborish holati bormi? Qalbingizdagi talpinish bor-ku, ey Parvardigor degan ichingizdagi o'tinish bor-ku, o'sha duo. Ibodatni iligi shu. Ya'ni ibodatni ibodat qilib, bunga jon baxsh etadigan xususiyati shu. Shu bo'lmasa quruq haykal bo'ladi u. Qaysiki ibodatda duo topilsa, o'sha ibodat qabul bo'ladi. Qaysiki duo ibodatda duo topilmasa, qalbdagi o'sha istiror, talpinish topilmasa, o'sha iltijo topilmasa qalbda o'sha ibodat maqbul bo'lmaydi. Shuning uchun hadis sharifda Rasululloh aytganlarki, Imom Termiziy rivoyatlarida ba'zi bir odam namoz o'qiydi, namozini yarmi bilan qaytadi. Biroq 3dan 1 bilan, biroq 10dan 1 bilan qaytadi. Undan nasibasi namozdan 3dan 1 bo'ladi. Ya'ni masalan, sajdadan keyin paytida qalbida o'sha narsa hosil bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda unga namoz bo'lib yoziladi. Ya'ni namoz farz sifatida ado bo'ladi. Lekin unga haqiqiy namozdan oladigan nasibasi unda shu iltijo holati hosil bo'lgani bo'ladi. Shuning uchun hadis sharifda fahiya xidaj dedilar oldingi aytganimizda. U chala tug'ilgan bolaga o'xshaydi. U duo ki qalbdagi o'sha Alloh subhanahu va taologa yolvorish holati emas. Duo ibodatning iligidir yoki mag'zidir degani yolvorish ibodatning mag'zidir degan. Qalbdan chiqadigan ma'no shu. Kelgan namozning oxiridagi ikkita qilgan duoingiz o'sha namozning mag'zi o'sha degani emas u. U duo har bir ibodatda hosil bo'lish kerak, zikrda ham, albatta namozda ham, ro'zada ham, zakotda ham, talab ilmda ham, dars berishda ham, birovga yordam berishda ham, bir odamni og'irini yengil qilishda ham. Hamma holatda qalbimizda o'sha yorvorish, o'sha talpinish tursa, o'sha ibodat maqbul bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ilgari ham aytganimizdek, jannat ahllarini va jannatga sobiq bo'lgan jannat ahlini peshqadamlarini vasfida Alloh vallazina yu'tuna ma ataw beradiganlarni beradilar u qalblari titrigan holatda beradilar degan. Demak, o'sha holat shu duo holati. Shuningdek kechasi turib namoz o'qiydiganlarni nima deydi? Tatajafa junubuhum anil madaji. Yonboshlari to'shaklaridan, yotoqlaridan uzoq bo'ladi. Yonboshlari yotoqlaridan uzoq bo'ladi. Nima holatda? Ya'ni u robbahum robbilariga duo qilgan holat. Xaufan va tama'an. Qo'rqib va umid qilib. Allohga bog'langan holatda bo'ladilar. O'sha yerdagi duo nima? U turib olib namoz o'qmasdan duo qilib o'tiradi degani emas. Qalbidagi xavf va umid bor, iltijo shu duo. Qalbni, demak, duo talab emas. Shuning uchun masalan bir kishi duo qilib qo'ying, Allohu akbar, hammasini duo qilib qo'ying, Allohu akbar, u duo emas u. U tabrik. A duo Alloh subhanahu va taologa iltijo bilan, mustarlik bilan, xokisorlik bilan izhor qilinadigan bir nido bo'ladi. Qalbdagisi bo'ladi. Tilga chiqsa ham duo bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda masalan payg'ambarlarning duolarini ijobat qilganini Alloh hikoyat qilib
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. مثلا يونس كبس إجابات كلديك ديدا نمدر دو أقيانا لا إله إلا أنت سبحانك سندن أزغي إله يوك سينا باك دير قادر تمن من أزمك أزم زلم قيام بولدم ديدا خلاص قطقار ديدا ما ديگن يوك talep kıldırılan bir nesne talep kıyarlar yok. Talep kılmadı. Festecep, biz onun icabat kıldık. Nemen icabat kıldı? Ha, demek dua başka nesne. Öş yalvar işte dua. Arasında soru buluşuya mümkün. Lakin soru bulmasa hem dua bulur. Ve necceynehu ve biz onun necat verdik. Gamdan. Bilesler ve muğayyarını bildirdi. Demek icabat başka nesne. Ata başka nesne. Dua başka nersa, talep başka nersa. Başka evde buna ayet vereceğim ben yakında. Bu yılda mevzu giyen şey diyeyim ben. İcabat başka nersa, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam-ı Tirmizi'nin rivayetlerinde geldi. Bir kişi ya hayyu ya kayyum ya bedi'i semavati vel ardı ya zel celali vel ikram bir dua kıyandı ya, çünkü o şeyin lafızda etkenler. Ya hayyu ya kayyum başlı bağımlı isimde yok. Ya bedi'i semavati vel ardı ya zel celali vel ikram. Zikirlerine ayet. Şunu ayet için bile Resulullah ettiler ki, senge icabat kılındı sonra dediler. Hali sorgeni yok. Hali benesi talep kıyanı yok. Demek icabat başka nerseyken. İcabat değil mi? İcabat lebbeyke abdi şu icabat bu. Ben de Allah senge icabat kılındı sonra dediler. Hali sorgeni yok. Hali benesi talep kıyanı yok. Demek icabat başka nerseyken. İcabat değil mi? İcabat lebbeyke abdi şu icabat bu. Ben de Allah subhanahu ve teala'ya ey Rabbim dese, yani ki nümedür iltica kısa kalbinden talbinse, lebbey benden dese Allah bol icabat bulur. Şunu yüzünü, şunu öz icabat. Hali vermesinden durur. Ondan keyin sorasa bir nesse, verişi mümkün. Bergeni o icabatın neticesi bulur. Vermesi de mümkün, ornege bir yamalliğini def kılışı mümkün. Yani ki siz soragen bayitte, siz istegen surette mi? Ozu istegen bayitte, ozu istegen surette verişi mümkün. O yüzden icabette bir tek görünüşü bu. Yani ki ahiretke, o zaman zahiyyene kılıp ap koyuşu mümkün. O hem icabette bir tek surette bu. Ama icabet, lebbeyke abdi halas. Çünkü, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi de üç mert etse ben de Allah lebbeyke abdi, lebbeyke abdi, lebbeyke abdi diyenler. Yani ki Rabbena'nın beş mert etse hem lebbey bendem sonra dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakat bu yerde o işte soruldu, hakiki kalbden çıkışı gerek bulundu. Hakiki iba ubudiyet, hakiki dua hasıl buluş gerek. Talabını özümez. Hem ibadetimizin zimninde dua bulundu. Tilavetimizi hem talabimizi, talabimizi hem de. Dua bulmadan, ubudiyeti bulmadan ibadet kabul kılınmıyor. Sakt buluşu mümkün ama derece vermiyor. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala kalb bilen muamele kılıyor. Yani şu haletler hemmesi, şüler, vecidini hasıl kılış buluşu, üns yukarıdaki etkenlerimiz Allah ta'ala'ya taalluklarını hasıl buluşu diye, hemmesi yukarıdaki etkenimizdeki sünnetke için kalbden amel kılış bilen buladı ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın küzetip türgenini, eşitip türgenini daim hız kılış bilen amel kılış arkayı buladı. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi hammamizga nasib aylasin. Tahsillar bu o'sha talab ilmda yurgan kishilar hamilar. Har kuni bittadan yaxshi amalni kirgizinglar. Kirgizishimiz kerak hammamiz. Ilmimiz ziyoda bo'lgani sari amalimiz ziyoda bo'lmasa, olayotgan ilmimiz bizni Allohdan faqat uzoq qiladi. Shuning uchun ba'zi talab ilmlar shu yerda yashayotganlar orasida ham bor. Ayni shu yerda yotayotganlar orasida ham bor. Kelgandan beri hozirgi holati yomon. Nimaga? Chunki o'qigan ilmiga amal qilmagani uchun Alloh undan ma'rifatni sug'uryapti va Alloh subhanahu va taolo o'zidan uzoq qilyapti uni.